Evet, tekrar birlikteyiz. Şimdi Tarafsız Bölge'nin ikinci bölümündeyiz. Yine medyada çok fazla yer bulamayan, sesini duyuramayan bir ittifaka bu akşam yer vereceğiz. Milli İttifak. İki parti birleşti. Saadet Partisi ve Büyük Birlik Partisi bir Milli İttifak oluşturdular. Ve birlikte seçime gidiyorlar. Bir hayli çalışmaları var, görüyoruz, sahadalar. Çabaları var, vaatleri var. Hepsini konuşacağız bu akşam. Sayın Mustafa Kamalak, Saadet Partisi Genel Başkanı, hoş geldiniz. Merhabalar, merhabalar efendim, hayırlı yayınlar olsun. Sayın Mustafa Destici, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Çok teşekkür ederim. Biz sizinle merhabalar. Bir kahvaltılı, bir akşam yemeğinde bir araya geldik, evet. Gazeteciler olarak. Orada ikinizin uyumu mükemmeldi. Herhalde bu akşam da o uyum ortaya çıkacak. Gazeteci Allah bozmasın. Siz de çok güzel Allah yazmışsınız. Size de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkürler. Birliğimizi değil mi? Allah sağlığınızı artırsın. Şimdi gazeteci arkadaşlarımız yine aynı arkadaşlarımız. Evet. Deniz Zeyrek, Erdem Gül ve İsmail Saymaz. Onlar soracaklar. İki lider cevap verecek. Bu akşam Milli İttifak bakalım nasıl bakıyor olaylara. Bu arada benim elime bir broşür tutuşturdu. Mustafa Destici dedi ki ya bunu sen dedi aç dedi bak dedi böyle bir açmalı bu dedi. Şöyle açıyor. İçini açacaksın. Gel ortaya. Diyor. Sonra kendine gel diyor. Sonra bu tamamen açıyorsun. Ne diyor? Saadete gel. Saadete gel. Evet. Tamam Mustafa Bey? Çok teşekkür ederim. Kısa bir ara Tarafsız Bölge başlıyor. Evet, karşınızdayız. Tarafsız Bölge başlıyor. Milli İttifak, Saadet Partisi ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanları Mustafa Kamalak ve Mustafa Destici karşımızda. Gazeteci arkadaşlarımız aynı isimler. Onlar da hazırlar. Ve programa başlayabiliriz. İki Mustafa. Mustafa. Pardon? Mustafa'yın. Mustafa'yın. İki Mustafa Arapça. hep siz beraber katılıyorsunuz, evet. Birçok programlara. Mitinglere de beraber katılıyorsunuz. Evet, ayrı ayrı programlarınız da oluyor mu acaba? Şu ana kadar ayrı ayrı oluyor tabii. Evet. Ben burada olduğum için şeyde bu ayrı miting programımız olmadı. Her ama mitinge ayrı ikiniz birlikte katılıyorsunuz. Tabii oluyor ama özel program bir oluyor tür tabii. Fiili... Eş başkanlık modeli yani beyannameleri de birlikte yazdık, birlikte açıkladık. Yani şu ana kadar her şeyi büyük bir uyum içerisinde, ihlas ve samimiyet içerisinde birlikte yaptık. Çalışma arkadaşlarınız ve, Mustafa Bey dediğinde ya da başkan dediğinde nasıl bir tablo çıkıyor? Yani hanginiz dönüyorsunuz? İkisi da... birden. Şöyle yani. Mustafa hocam tabii bizim de hocamız. Ondan sonra tecrübesiyle, yaşıyla bizim de büyüğümüz doğrusu. Ona genelde hocam diye hitap ediyoruz. Biz biraz daha hani yaşımız da küçük olması itibariyle siz Mustafa Bey anlıyoruz yani. O zaman aranızda ki o iki Mustafa sorununu evet. Biri hocam, tabii. Biri Mustafa Bey evet. Olarak evet. Değişiyor. Yani böyle evet. Bir problem hiç karşılaşmadık. Hiç bugüne olarak. Kadar olmadı. Yani bu mükemmel uyum buraya da yansımış. Hani şunu söyleyelim başta zaten biz dürüst çalışırsak üçüncü ortağımız Cenab-ı Allah olacaktır. Evet. Ya biz inanarak çıktık, ihlasla, samimiyetle. Yani bu belli oluyor herhalde. Tabii yani hiç bu ülkenin problemlerini yok. Çözmek tabii. Üzere dedik inşallah. Hmm. Evet. Teşkilatlarınız alıştı mı birbirine? Müthiş bir uyum var. Yani genel merkez yöneticilerimiz bazında da, il ilçe teşkilatlarımız bazında da, üyelerimiz bazında da, yani sahadaki çalışmalarda da bizim de beklediğimizin üzerinde bir uyum, birlikte çalışma, inanç, kaynaşma ve bir heyecan da tabii yarattı bu. Bir ümit ışığı tabii belirdi ve herkes de bütün tabanda şu meydana geldi. Ya biz işte meclisteyiz artık yani birlikte meclisteyiz. Dolayısıyla da bunu ne kadar yükseltebilirsek, ne kadar artırabilirsek iktidara çevirme şansı yakaladık. Dolayısıyla da bu fırsatı ülkemiz adına da, milletimiz adına da, partilerimiz adına da, hareketlerimiz adına da iyi değerlendirmeliyiz deyip şu anda karınca misali bütün arkadaşlarımız sahada sadece adaylar değil adaylarla birlikte her üyemiz her partilimiz, her Alperen Ocaklı her Anadolu Gençlik Vakfı'na mensup arkadaşımız bir adaymış gibi, bir genel başkanmış gibi, bir parti yöneticisiymiş gibi çalışıyorlar. Hayır, aynı aynı heyecan neden Milliyetçi Hareket Partisi'ni paylaşmadı acaba? Şimdi tabii nerede kitlendi o
süreç. Şimdi önce şunu söyleyelim. Milli İttifak kurulacak dedikoduları, söylentileri ortaya çıktığında hep üçlü bir ittifaktan söz ediliyordu. Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi ve Büyük Birlik Partisi. MHP olmadı. İsmail onu soruyor. Neden olmadı? Şimdi tabii bunun cevabını Milliyetçi Hareket Partisi'nin vermesi lazım. Çünkü biz o konuda üzerimize düşeni yaptık ve son ana kadar da kovaladık. Ve burada da hiçbir ön şart, pazarlık içerisinde olmadık. Eğer birisi bunu söylerse hem doğru konuşmamış olur hem de bize haksızlık ve iftira etmiş. Görüşmeler oldu mu Mustafa Bey aranızda? Efendim? Görüşmeler oldu mu aranızda? Tabii görüşmeler oldu. Yani iki genel başkanın bilgisi dahilinde, genel başkan yardımcıları seviyesinde görüşmeler yapıldı. Bu ve neticede dediğim gibi biz hep olumlu yaklaştık. Çok özür dilerim. Bu görüşmeler Saadet Partisi ve Büyük Birlik Partisi ortaklığıyla mı yapıldı yoksa sadece sizinle ayrı, Saadet'le ayrı mı yapıldı? Yani bizim olan kısmında şöyle, tabii Saadet Partisi'nin de bilgisi dahilinde. Yani biz Saadet Partisi'yle de, Saadet Partisi de bizim MHP ile görüştüğümüzü. Yani biz üçlü ittifaka varız dedik. Tabii sizler, biz, evet, biz tabii görüştük yani Saadet Partisi'yle. Siz önce ikiniz tabii arasında bir anlaşma var. Eğer MHP ile bir şey yapılacaksa ikimiz yaparız. Tabii biz Saadet Partimizle görüştüğümüzde, Milliyetçi Hareket Partimizle böyle bir işbirliği olursa siz bu işle birlikte olur muyuz dediğimizde olumlu cevap aldık ve kendilerinden bunu Milliyetçi Hareket Partimizle de, Saadet Partimizin de bu konuda olumlu olduğunu, eğer arzu ederlerse bunu üçlü bir şekilde yapabileceğimizi, bu konuda da hiçbir ön şartımızın olmadığını, bir pazarlık içerisinde olmadığımızı, madem ülkenin geldiği nokta ortada, olumsuzlukları hepimiz dillendiriyoruz, konuşuyoruz. Milletimiz yeni bir iktidar alternatifi arıyor. Biz o zaman şimdi değilse ne zaman? Yani bütün bu olumsuz atmosferi, şartları, dış politikayı, iç politikayı, terör meselesini, işte yolsuzluklar, gelir dağılımındaki adaletsiz, yani bütün olumsuzluklar, milli manevi değerlere sahip, bu konuda hassasiyeti olan herkes, hatta AK Parti'nin içinde de arkadaşlar var. Yani bu konudan rahatsız olan, bunu dile getiren, son günlerde daha da arttı. Size de söylüyorlar mı, iyi ki ittifak oldunuz, biz size de oy verebiliriz, bizim de rahatlığımız. Yani öyle söyleyen çok var. Yani hiç umduğunuzun da üstünde, bizim de umduğumuzun üstünde bunu dile getiren var, söyleyen var. Kamuoyu önüne çıkıp her ne kadar bunu şu anda açıklayamıyor olsalar bile ama bunu bize birebir karşılaştığımızda ya da farklı mecralardan bize bunlar geliyor. Biz tabii arzu ededik. Yani Milliyetçi Hareket... MHP neyi istemedi Mustafa Bey acaba? Saadet Partisi mi istemedi, sizi mi istemedi? Neyi istemedi? Şimdi MHP'ye de bu konuda şunu söyleyeyim. Yani onlar da bizden bir talebi olmadı. Yani ben de dersem ki ya MHP bizden şunu istedi, biz de bunu kabul etmedik dersek oraya da haksızlık olur. Ama ben şunu söylüyorum sadece. Burada Milliyetçi Hareket Partimizin şeyiyle olmadı bu iş. Yani bizden kaynaklanan olumsuz hiçbir şey yok. Biz vardık bu işte. Biz vardık. Sonuna kadar vardık. Burada hiçbir ön şart içerisinde de, bir pazarlık içerisinde de asla olmadık. Yani bunun altını çizerek söylüyorum. Dolayısıyla da bunun olmamasının, niye olmadığının sorusunu Milliyetçi Hareket Partimizin yetkilileri vermesi lazım. Çünkü burada Milliyetçi Hareket Partimizin tabanı da, Büyük Birlik Partimizin tabanı da, Saadet Partimizin tabanı da müthiş bir arzu ve istek içerisindeydi. Yani biz sadece kendi tabanımızda görmedik bunu. Her iki partimizin tabanında da gördük. Hatta Milliyetçi Hareket Partimizin tabanında daha yüksek bir şekilde bu arzunun olduğunu gördük. Çünkü 13 yıllık bir iktidar var. Bürokraside bekleyenler var. İş dünyasında bekleyenler var. Dolayısıyla da bir iktidar olma, iktidar ortağı olma arzusu var. Türkiye'yi yönetme arzusu var. Neticede tabanların, bir de biliyorsunuz ülkücü hareket, yani Türk milliyetçileri aksiyoner bir harekettir. Yani uzun süre muhalefette kalmak her ne kadar davaya olan sadakati devam ettirse de bir sabırsızlık da neticesinde meydana getiriyor. Onun için de büyük bir iştah var. Yani Türkiye'yi yönetme, peki, ve yanlışların düzeltilmesi noktası. Sadece şunu söyleyeyim. Yani burada bizim bize hiçbir, ben bu konuda kamuoyundan gelen talepleri de dikkate alarak şeyden önce, Milliyetçi Hareket Partimizin kongresinden önce Sayın Devlet Bahçeli ile bir telefon görüşmesi yaptım. Ve kendisine bu konuyu yüz yüze görüşmek istediğimi, konuşmak istediğimizi aktardım. Kendisi de hay hay memnun olduğunu söyledi. Kendi belirleyecekleri bir günde, bir saatte, bir yerde görüşebileceğimizi ben kendisine belirttim. Kendileri bize döneceklerini söylediler. Dönülmedi. Onun üzerine ben kongreden sonra kongreye çok geniş bir katılım yaptık. Ve kongrede de müthiş bir ilgi gördü bizim katılan arkadaşlarımız. Yani Büyük Birlik Partisi'ne
temsilen Milliyetçi Hareket Partimizin kongresine giden arkadaşlarımız. Venedik'te ben kongreden sonra da bu talebimizi yazılı hale getirdim. Yani randevu olarak yazılı bir talepte bulunduk. Ve bize dönülmeyince bu yazılı talebimize de biz anladık ki Milliyetçi Hareket Partimizin bir işbirliği arzusu yok. Peki. Yani netice burada bitti. Çok teşekkürler. Mustafa Bey, Sayın Kamalak, hatta hocam da diyebiliriz herhalde tabii. Ayırmak için. Miting meydanları nasıl? Şöyle diyelim, hani başta sordunuz ya teşkilatlarınız nasıl karşıladı bu ittifakı diye. Bir benzetme yapmak gerekirse, farz edelim ki Türk İslam aleminin liderleri dünyayı yönetmek üzere bir araya gelse, halklar arasında acaba nasıl bir etki yapar? Herhalde muazzam bir etki yapar, öyle sanıyorum tabanda. Teşkilatlarımız üzerindeki etki aynı bu şekilde. Bunun meydanlara da yansıdığını görüyoruz. Gözler ışıl ışıl. Yani memnunsunuz. Memnunuz tabii. Kaç bekliyorsunuz, yüzde kaç bekliyorsunuz? Valla bu sorunun cevabını şu aşamada ancak ve ancak Cenab-ı Allah bilir. Kamuoyu araştırmaları yapılıyor. Baraj problemimizin olmayacağını düşünüyoruz. Her şeyden önce. Tabii ki milletimiz neyi takdir ederse o da başımızın tacıdır diyoruz. Ama baraj problemi anketlerde onu gösteriyor. Zaten o anketlere dayanarak, güvenerek yola koyulduk. Hangi ama bizim gördüğümüz anketlerde sizin kurduğunuz ittifak barajı aşmıyor. Mesela şöyle o zaman isimlendireyim ben. Aralık ayında Metropol'e isim de vereyim ben. Metropol'e yaptırdığımız ankette seçmen geneline soruyor. Ondan bahsediyor. Bak orada Metropol araştırma şirketi soruyor. Saadet Partisi çatısı altında Büyük Birlik'le kurulacak olan bir ittifaka oy verir misin? Verir misiniz? %17.9 evet oy verebilirim. Diyor. Verebilirim diyor. Bu kararınızda kesin misiniz diye soruyor. İkinci soru. %8.1. 8.1 evet diyor. Kesin. Kararım kesindir diyor. O ittifak gerçekleşti. Bu soru Aralık ayında. Orada Mustafa Bey, bu 17.9 sizin potansiyelinizi mi gösteriyor? Hayır. O potansiyel tereddütü olanlar falan yok onun içinde. Oy verebilirim diyor. Oy verebilirim diyor. Yani ilk etapta verebilirim. Potansiyeli aşan bir durum var burada. Potansiyelin altındaki bir durum o. Anladım. Potansiyelin altındaki durum. Potansiyel ne peki? Onu soruyor mu? Var mı potansiyel? Potansiyelimiz şu. Kararsızım diyenleri de ekliyor. Verip verememe kararsızım. Ne çıkıyor? Her iki partinin potansiyeli bizim Mart ayında yaptırdığımız ankette. Mart ayında yaptırdığımız ben size şeyini de söyleyebilirim. Yani kaç kişiyle nerede yapılmış yani onları söylemek gerekiyor herhalde. 26 bölgeyi esas alan NAT 2 sistemine göre 28 ilde tabakalı örnekleme ve ağırlıklandırma yöntemiyle 7-12 Mart 2015 tarihleri arasında 2582 kişiyle siz yapılan ankette biz yaptırdık. Niye Metropol değil mi? Firma ismi söylemiyorum. Sadece yaptırdığımız yer sayısı ve şeyi. Maksimum partilerin potansiyelleri bakıldığında her iki partimizin toplam potansiyelinin %36 olduğunu görüyoruz. Yani maksimum alabileceği bütün şartlar lehine gerçekleşti. Hangi sorunun cevabı bu? Bu siyasi partilerle ilgili olarak oy verme veya oy vermeme eğiliminizi belirtiniz dediğinizde burada siyasi partilerin potansiyelini yani gösteriyor. Adama diyorlar ki sen bu Saadet Partisi ile ve Büyük Birlik Partisi ittifakına oy verebilir misin? Böyle bir %36'lık bir potansiyel var. Verir vermez ayrı. Yok, bu iki partinin maksimum potansiyeli. Maksimum. Oy verir misiniz diye bizim yaptırdığımız ankette sorduğumuzda 8.3 veririm diyor. %12'de ihtimal olan var. Yani %20'lik bir potansiyel var. Yani bu potansiyeli gördüm. Evet. Bir başka yaptırdığımız anket firmasında biz çünkü bu işe girmeden önce 3 tane ciddi anket yaptırdık ki bir netice alabilecek miyiz? Yani buraya girdiğimizde işbirliğine. Bu da 28 Şubat 5 Mart tarihleri arasında Türkiye genelinde 19 il merkezinde 4953 kişiyle yüz yüze anket tekniği uygulanarak gerçekleştirilen ankette de biz burada sorduğumuzda seçmenlerimize Büyük Birlik Partisi, Saadet Partisi ittifakına oy verir misin diye sormuşuz. Evet kesinlikle veririm diyenlerin oranı %10,
belki veririm diyenlerin oranı 18. Yani %28'lik bir potansiyel. Bu ittifaka oy verebilirim diye bir potansiyel 18'lik. 28 dediniz. 10 kesin veririm diyen kesin var. Verim. 18 de verebilirim 18 diyen var. %28. %28'lik bir potansiyel var. Bu da dediğim gibi 19 ilde hangi tarihler arasında demiştim? 28 Şubat 5 Mart tarihler arasında. 5 Mart tarihi. Soru sorabilir miyim? Şimdi evet. Değerli gazeteciler şimdi diyorsunuz ki bir saniye evet. Şöyle yapalım. Şimdi soru cevap şeklinde. Bu iyi bir giriş oldu. Evet. Yani biz mesela gazeteciler olarak, objektif gazeteciler olarak değişik anketlere baktığımızda Milli İttifak'ın bir oy potansiyeli olduğunu görüyoruz. Fakat burada kendi yani iki liderin verdiği rakamların çok altında bizim gördüklerimiz. Belki buradan başlayabiliriz. Evet, oradan gideceğim ben. 30 evet. Mart yerel seçimleri, her iki partinin oy oranı var. Büyük Birlik'in ayrı, Saadet'in ayrı. Sizin Saadet'in sanırım 2,7, Büyük Birlik'te 1,3. 4,7. İkisini matematiksel toplasın. 1,7. Peki 4,5. 4 küsur. Evet. Dolayısıyla %10'lar civarında oyu nereden alıyorsunuz? Hangi partiden alıyorsunuz? Onu bütün partilerden. Onu yani seçmeden alıyoruz, milletten alıyoruz. Tabii ki ama tabii. En çok hangi partinin tabanından alıyorsunuz? Şöyle diyelim, şimdi hangi partiden alıyoruz diye bizim yaptırdığımız anket tabii ki şey dedi, Aralık ayında idi. Bugünlerde yeni anketler yapılıyor. Ama meclisteki 4 partiden de oy aldığımız anlaşılıyor. CHP dahil. CHP dahil. Mesela ben size söyleyeyim, iki ankette de o ayrıntılar da var. Evet, oy veririm diyenler, yani birinci ankette %5 civarında. Yani AK Parti'ye oy verenlerin %5 ile 8'i arası, CHP'ye oy verenlerin 3,5 ile 5'i arası, Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy verenlerin %18'i, HDP'ye oy verenlerin 3'ü. Yani 4 partiden de bu ittifak bu ankete göre oy alıyor. Diğer ankete göre ona baktığımız zaman AK Parti'den bu ittifak olursa oy verir misiniz diyenler %10, yani kendi içinden %10, CHP'den 4,8, MHP'den 14, HDP'den de 1,8 oy alıyor. Yani bu ittifakı 4 partiden de ciddi oranda oy aldığını biz görüyoruz. Peki niye bu anket firmaları diyorsunuz ki hani bu potansiyelleri? Yani bize anket çalışması yapan firmaların bile biz konuşmalarını gördüğümüzde gerçekten hayrete düşüyoruz. Yani bazı anket firmaları gerçekten, Nasrettin Hoca'nın biliyorsunuz meşhur bir hikayesi var, benim de hemşerim. Parayı veren düdüğü çalar diye. Yani burada bu formülün, bu kuralın işlediğini görmekten bazı anket firmaları yani, düdük olmuş yani. Benim diyeceğim hiçbir şey yok yani. Yani Nasrettin Hoca'nın benim Mustafa düdüğü Hoca'ya yani. Bir sorum olacak. Kim parayı veriyorsa onun lehine ötüyorlar yani, çalıyorlar. Önce İsmail Sayın. Hocam, iktidar cenahı tabii aynı kitleye hemen hemen sesleniyorsunuz. İktidar cenahı bilhassa Büyük Birlik Partisi'ni ve sizi... onların iddiasıyla paralel devlet yapılanmasına müsamahalı olmakla itham ediyor ve Gülen cemaatinin size destek vereceğini iddia ediyor. Bu doğru mudur? Cemaat size destek veriyor mu? Şöyle diyelim, her şeyden önce paralel bir yapıdan bahsedebilmek için, tamam, paralelin bir çizgisi cemaatse diğeri kim? Herhalde iktidarın kendisi olsa gerek. Tamam mı? Niye? Çünkü diyor ki iktidar, ne istediğinizi de vermedik diyor. Ben hukukçuyum aynı zamanda. Bir suç işleyen var da o suçluyu destekleyen, efendim onun suç işlemesini teşvik eden birisi varsa o da suçludur. Asli faillikten tutun da yardımcılığa kadar gider o. Hatta bazen suçu işleyen katil maşa durumunda olabilir. Asıl fail maşayı o suça iten kişidir. Şimdi ne istedin de vermedik diyor. Ben diyorum ki arkadaş, sen 13 yıl beraber yürüdün. Eğer bir noktaya gelip senin kirli çamaşırlarını ortaya çıkarma durumu olmasaydı bugün paralel yapıdan söz edecek miydin? Ya sen besledin, büyüttün, ne istedin de vermedik diye metiyeler yazdın. Ben bir hukukçuyum. Bak, hukukta katillerin bile hakkı var. Savunma hakkı var. Paralel yapı falan filan. Şu bu. Onlar benim muhatabım değil. Ama
Ben hukukçu olarak diyorum ki burada haddi aşıyorsunuz. Hangi, nerede haddi aşıyorlar? Bakın şimdi anayasal bakımından bir kitleyi suçlarken haddi aşıyor anayasa bakımından. Çünkü anayasanın 15. ben madde söylüyorum bakın. Anayasanın 15. maddesinin son cümlesine göre 36. 38. maddesinin 4. fıkrasına göre haklarında kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmadıkça hiç kimse suçlu sayılamaz. Bakın. Hiç kimse suçlu sayılamaz. Şu an bakıyoruz. Şu şöyle oldu, bu böyle oldu, operasyonlar falan. Bütün bunların bir suçu kapatmak için düşman ihdas etmek gibi görüyorum. Ama şimdi şöyle bir durum var. Tamam. Devlet bir iddianame var. Fethullah Gülen terör örgütü. FETÖ mü diyorlar? FETÖ. FETÖ. Ama silahlı terör örgütü üstelik. Silah. İnanmıyor musunuz buna? Yani ben, buyruğun yargı bakın, iddianamesi söz konusu. Bakın ama anayasa diyor ki ben anayasacım aynı zamanda. Kesinleşmiş yargı kararı olmadıkça. Bakın kesinleşmiş bir yargı kararı var mı? Yok. İddianameyi bakın şimdi bu iktidar kanaatimce hukuku alt üst etti. Bakın 90 yıllık ceza muhakemesi kanunumuzu alt üst etti. Kurulmuş olan mahkemeleri güya Asliye Ceza Mahkemesi'ne döndürülerek suç ceza mahkemelerini kaldırdı. Yerine kendisine uygun, tamam mı? Kendisinin atadığı suç ceza hakimliğini getirdi. Temel kurallara aykırı olarak itiraz mercini değiştirdi. Kendi içinde çember dönüyor. Bir hukukçu olarak isyan ediyorum buna. Bu paralelcilik değildir. Bir hukukçunun isyanıdır bu. Böyle algılamak lazım. Peki siz cemaate nasıl bakıyorsunuz? Ya mesela sizce Fethullah Gülen terör örgütü lideri mi? Efendim ben şunu diyorum. Geçenlerde de söyledim. Varsa hukuk devletinin görevi bakın suçluyu bulup ortaya çıkarmaktır. Bakın düne kadar metiyeler yazdığı kişi o tarihten bu yana mı yani şu geçen bir yıllık süre içinde mi Fethullah Hoca silahlı terör örgütü oldu? Yani o tarihten bu yana Fethullah Hoca'nın elinde böyle dediğim için de şimdi bakın Fethullah'ı savunuyor diyecekler. Ben hukuku savunuyorum. Hocam bir kanaatinize göre hiç yargıda, emniyette Gülen cemaatini motive ettiği insanlar olabilir. Örgütlendi mi? Efendim, kanaatiniz bakın, var mı? Olabilir. Bakın ben şunu söyleyeyim. Ben üniversitede kanuna aykırı bir durum mudur? Bak fakültede ben fakülte kurdum. Tamam. Aldığım elemanlardan hukuku çiğneyenler oldu. Yakasına yapıştım. Seni atarım buradan dedim. Ve soruşturmayı başlattım. Tamam. Soruşturmayı başlattım. YÖK'ten de eleman istedim. Bakın benim adamım, ben aldım asistan olarak. Adam hukuku çiğniyorsa, tamam mı? Bak suçluyu koruyacak halim yok. Çünkü hukuk devletinin temel özelliklerinden biri de vatandaşın kirlenmesini önlemektir. Tamam mı? İsmail Bey, suç işlemişse böyle bir zan varsa araştıracak, bunu gizli olarak sürdürecek. Tamam mı? Gizli olarak sürdürecek. Nereye kadar? İsmail Bey hakkındaki iddianame kabul edilinceye kadar. 10 Ağustos öncesi, Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi, şimdiki Cumhurbaşkanı adaydı. Sizi ziyaret etti. Her iki evet, partiyi de ziyaret etti. Destek istedi. O zaman anlattı mı paralel yapıyı size? Yani orada bahsetti. Şunu söyledi. Dedi ki efendim işte terör sayın o zaman başbakan tabii. Evet. Terör örgütü şeması oluşturulmuş. Kendisi başa konulmuş. Sağına soluna işte oğlu eniştesi. 17 Aralık kastediyorsunuz galiba değil mi? Evet tabii, orada. Selam ve 17 Aralık. Evet. Ben dedim ki orada tabii ne de olsa hani misafir diyor yani bu reklamda. Misafirimizdi tabii. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başbakanıydı. Öyle olmasa bile bizim insana karşı saygımız var. Şunu söyledim. Sayın Başbakanım dedim. Ben iki şeyi anlamakta zorlanıyorum. Nedir diye sorduğumda. Bir dedim. Böyle bir şema olmuş olabilir. Bunun gerçekten cemaatin işi olduğundan emin misiniz? Bunu nasıl biliyorsunuz dedim. Bir de misal verdim. Misalen dedim Ergun Poyraz isimli bir zat bizim İstanbul yönetimimizde görev almıştır. Refah Partisi döneminde. Hı hı.
Sonra ayrılıyor partiden, kitap yazıyor, Milli Nizam'dan Refaha diye. Bu kitap Anayasa Mahkemesi kapatma davamızda bizim karşımıza delil olarak çıkarıldı. Şimdi dedim cemaat diye dedi, jandarmanın istihbaratı var. Milli istihbarat var zaten. Emniyetin istihbaratı var. Bakın dedim bunlardan biri olmasın. Yani bundan nasıl eminsiniz? Ne dedi size? Tabii onu şey yaptı yani orada kesin de delillerin olduğunu falan. Bu bir. İkinci olarak bir hukukçu olarak anlayamadığım yargı yoluyla darbe yapıyorlar diyorsunuz. Nasıl olur bu dedim. Bir milletvekili bile, bir milletvekili dahi meclisin izni olmadan yakalanamaz iken, tutuklanamaz iken, sorgulanmaz iken bakanlar kurulu nasıl düşürülecek darbe yoluyla? Bunlar anayasayı mı değiştiriyor dedim. Nasıl olacak bu iş? Bunu anlayamıyorum dedim. Ya, size inandırıcı gelmiyor mu darbe yoluyla? Ben yani, yargı yoluyla darbe. Hayır, inandırıcı değil, mümkün değil. Mümkün değil yani. Yasal bunlar, olarak mümkün değil, hukuken de mümkün değil. O zaman Mehmet Ali Şahin Bey'e yani yöneldi. Baktı ne oluyor diye. 14. maddeye gönderdi Mehmet Ali Şahin Bey de. Suçüstü hali falan. İyi de şimdi suçüstü hali olsa bile ne olacak? Yani biliyorsunuz bir bakanın sorgulanabilmesi için her şeyden önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir soruşturma komisyonu kurması lazım. Orada sorgulanabilir bir bakan. Mecliste sorgulanacak. Mecliste sorgulanacak. Meclis üyeleri tarafından sorgulanacak. Yani Türkiye Büyük Millet dolayısıyla darbe mümkün değil. Mümkün değil yani bu suçlu bulunursa da anayasayı nasıl değiştirecek dedim. Yani bir hukukçu olarak bunların elinde silah mı var? Yani yok. Şunu mu diyorsunuz siz? 3 savcı, 5 hakim, 15 polis darbe yapamaz. Mümkün değil. İstese de yapamaz. Ya istese de yapamaz. Teknik olarak mümkün. Efendim zaten mümkün olsaydı yapardı şu zamana kadar. Mümkün olsaydı şu zamana kadar yapardı. Kaldı ki madem bütün bakın, emniyeti yargıya ele geçirmişlerdi dostlar, niye yapamadılar? Değerli dostlar, aziz milletim. Şu an Türkiye'de ordu mu daha güçlü? Evet. Emniyet mi daha güçlü? Hangisi daha güçlü? Orduyu bayağı sıkıntıya soktu. ama ordu daha güçlü. Orduya kumpas kurulduğu iddiası var biliyorsunuz. Siyasi iktidarın emrinde. Değil mi? Evet. Siyasi iktidarın emrinde. Ordun var, polisin var. Tabii onu diyorum. Şimdi hakim darbe yapacak. Ben hala inanmadım, inanamıyorum. Tamam mı? Peki, hukukçu olarak. Mustafa Destici'ye sormak istiyorum. Bundan dolayı da başlar. Evet. Paralelci diyorlar. Bakın şunu ifade edeyim. Biz Suriye politikasında mevcut iktidarın yanlış yaptığını söyledik. Bunu söylemek hele hele büyük bir medya ordusuna sahip olan hükümete karşı söylemek herhalde cesaret isterdi. İstedik yanlış yapıyorsunuz. Bize o zaman Esadçı dediler. Geldiğimiz nokta bakımından bugün Allah aşkına mevcut iktidarın Suriye politikasının doğru olduğunu savunabilecek bir tek vicdan sahibi var mı? Yok. Sonra dedik ki bu balyoz hadiselerinde, Ergon Ekonomilerinde falan yapmayınız dedik. Tamam. Suçlu efendim cezasını çeksin. En ağır cezayı verin hukuk çerçevesinde. Ama orduyu yıpratmayın. Kurumlar yıpratılmamalıdır dedik. Gün gelir orduya komuta edecek subay bulamazsınız dedik. Ve bir de misal verdik. Bakın tarih okuyunuz dedik. Biliyorsunuz tarihimizde çok önemli bir olay var. Vakayı Hayriye diye okuttular bize. 1826 Yeniçeri Ocağı'nın lağvedilmesi hadisesi. Yeniçeri Ocağı'nın lağvedilmesi bir tabelanın indirilmesi hadisesi değildir. Vakayı Hayriye dedikleri olay 15-20 bin civarında Yeniçeri askerinin imha edilmesi demektir. Osmanlı kara kuvvetlerinin dağıtılması demektir. Ve biz kara kuvvetlerini dağıttık ne oldu? Hemen ertesi yıl 1827'de Yunanistan isyan etti. Mora'da isyan baş gösterdi. Kara kuvvetlerimiz yok. Yeni oluşturmaya çalıştığımız askeri birlik acemi. Bu sefer Kavala Ali Mehmet Ali Paşa'nın oğlu İbrahim Paşa'dan yardım talep etmek durumunda kaldı merkez. Mora isyanını bastırdı ama bu sefer merkezi ele geçirmek için Konya Ovası'nı geçti.
Kütahya'dan ilerlerken Rusya'dan yardım talep ettik. İkinci Mahmut dediler, efendim ne yapıyorsun? Rusya'dan yardım talep edilir mi? Dedik, o zaman o meşhur ikinci tarihi sözünü söyledi. İkinci tarihi sözü. Ne yapalım? Denize düşen yılana sarılır. Gerçekten yılan vazifesini yaptı. Geldi Navarin'de gemilerimizi yaktı. Yani peki. Yani evet. Siz şunu mu diyorsunuz? Suriye politikasına isyan ediyoruz. Bize Esadçı diyorlar. Erdoğan'ın konu olayını yanlış yapıyorsunuz dedik. Bu sefer balyozcu dediler. Darbeci dediler. Darbe. Şimdi gerçekten ne oldu? Şimdi paralelci diyor. Arkadaş ben paralelci falan darbeci Esadçı değil. Ben hukukçuyum. Peki Mustafa. Bu milletin geleceğine de ışık tutmaya çalışan bir akademisyenim, siyasetçiyim. Mustafa evet. Destici'ye sormak istiyorum. Şöyle bir şeyiniz var mı, hesabınız? Ya bu cemaatin yine iyi kötü kendine göre bir oyu var. Hazır böyle bir durumda söz konusu. Acaba biz bu ittifak onların oyunu alabilir miyiz diye mi bu mesajları veriyorsunuz? Sadece bu cemaatin değil ki, bütün cemaatlerle ilgili böyle hesap yapıyoruz biz. Size söyleyeyim yani, ilk defa da burada açıklıyorum. Sadece hizmet cemaatiyle, Fethullah Gülen cemaatiyle ilgili değil, biz bütün cemaatlerle ilgili bu cemaatlerin ne kadar oyu varsa onların hepsinin oyuna talibiz. Ne kadar oyları var? Bu, ve bu cemaatlerin hepsinin de... Biz bütün milletin oyuna talibiz. Yani bizim başımızın üzerinde de yeri vardır. Yani ehli sünnet çizgisi üzerinde yürüyen, alnı secdeye giden, ağzı Kur'an'lı, dualı, biz bütün cemaatlerin oyuna talibiz ve onların hepsine de severiz, saygı duyarız. Gülen cemaatini ayırmıyor musunuz? Niye ayırayım? Paralel. O benim tabirim değil. Ben paralel olduğunu düşünmüyorum. Yani illa birisi paralel dedi diye ben paralel demek zorunda mıyım? Yani sizinle ilgili birisi bir şey söyledi. Ben ona inanmak zorunda mıyım? Ya da onun kullandığı sıfatı kullanmak zorunda mıyım? Yani benim böyle bir mecburiyetim mi var? Milli güvenlik siyaset yani burada, belgesine girdi. Şimdi bakın burada her insan, hele ki bizim gibi fikir hareketleri, biz sadece bir siyasi parti değiliz. Biz aynı zamanda misyonu olan, çizgisi olan, ideolojisi olan biz siyasi hareketiz. Biz siyasi partinin de üzerinde bir siyasi hareketiz. Dolayısıyla da kimse bize yön ya da istikamet tayin edemez. Biz yönümüzü, istikametimizi kendimiz belirleriz. Kime nasıl ifade edeceğimizi de, hangi sıfatla ifade edeceğimizi de kendimiz belirleriz. Kendi doğrularımız içerisinde, çizgimiz içerisinde konumlandırırız. Şimdi biz bugüne kadar doğrunun yanında durmuşuz. Neyi doğru bilmişsek. Yanlış da kimden gelmişse karşı durmuşuz. Şimdi biz diyelim ki 2010 referandumunda AK Parti'nin anayasa değişikliğini destekledik. Bizim de önerilerimiz oldu. O zaman AK Partici mi olduk? Ya da işte 95 yılında Refah Yol Hükümeti'ne destek verdik. 28 Şubat'ta darbelere karşı çıktık. Biz doğru olduğumuz şeyleri destekliyoruz. Şimdi ben şimdi baktığınız zaman paralel yapı, yani ben öyle bir yapı görmüyorum. Yani o anlamda ifade edildiği anlamda. Yani şöyle, devletin içinde devlet hiyerarşisine uymayan, cemaatten emir alan hakimler, savcılar, polisler var. Şimdi bu Ahmet devlet Bey, içinde devlet olmuş bir örgüt. Bunun bu tehlikeli değil mi sizin Ahmet için? Bey, bakın, öyle bir şey görmüyor musunuz? Ahmet Bey bakın, siz kime alan açarsanız bana alan açın. Ben bütün adamlarımı yerleştiririm. Yargıda alan açın bana. Ben kendi arkadaşlarımı, kendi fikrimde olan insanları yerleştiririm. İsmail Bey'e alan açın. İsmail Bey kendi fikrindeki arkadaşları yerleştirir. Şimdi burada ben siyasi partiyim. Benim muhatabım kim? Siyasi iktidar. Eğer bir yanlışlık varsa, bu ülkede terör de varsa, yolsuzluk da varsa, sen olumlu işlere nasıl sahip çıkıyorsun? Yani yapmadığın işleri bile yapmış gibi göstererek, her gün açılışlar yaparak, ben onu yaptım, bunu yaptım. Peki sen yapmadıklarını, onu verdim, bunu verdim, millete sanki kendi kesesinden veriyormuş gibi. Sen devletin hazinesinden veriyorsun. Yapıyorsun da devletin imkanlarıyla, milletten topladığın vergilerle yapıyorsun. Kimseye bahşiş falan vermiyorsun sen iktidar olarak. Sen verdiklerinin, yaptıklarının değil, yapmadıklarının hesabını vereceksin bu millete. Ya da israf ettiklerinin hesabını vereceksin. Benim muhatabım siyasi iktidar, benim muhatabım cemaat olamaz. Mustafa Bey, benim muhatabım bu ülkede ne varsa olumsuz, ben hesabını millet yetkiyi siyasi iktidara vermiştir. Ben siyasi iktidardan sorarım hesabını. Kardeşim sen kime alan açarsan aç, dolayısıyla da orayı insanlar doldurur. Yani bundan daha doğal bir şey yoktur. Ama şey doğru olan nedir? Doğru olan şudur. Adaletli davranmaktır. Bunu bir kurala bağlamaktır. Kimseye bir inisiyatif alanı bırakmamaktır. Zaten siz adil davrandığınız zaman bu toplumun ortalaması gelecektir. Yani her göreve bu gelecektir. Milliyetçisiniz aynı zamanda. Evet.
Şöyle bir iddia var. Bu yapılanma Milli Ordu'ya kumpas kurdu. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'ni ki Türkiye'nin hani güvenliği açısından en kritik kurumlardan biri çökertti. İşte önüne geleni dinledi. İşte, Deniz ayrıca Saadet Partisi de Milli Ordu'ya bir kumpas kurulduğuna inanıyor. Yani sadece Büyük Birlik Partisi değil, Saadet yani Partisi de. Yani hükümetin şimdi böyle ciddi iddiaları da var. Yani işte polis içinde bir takım işte taşiye operasyonu mesela, bir takım cemaatlere kendilerine rakip olmasın diye kumpas kurdular gibi onlarca iddia var. Bunlar konusunda bir hani şimdi şöyle bakın, hiç mi kuşkunuz biz yok? Bakın, kuşku şöyle. Biz hiçbir hadiseye topyekün ya da tek bir pencereden bakmadık. Objektif olarak bakmaya çalışıyoruz. Şimdi Balyoz ve Ergenekon davalarında bir darbe girişimi var mıydı? Vardı şahsıma göre. Gerçekleşmiş, gerçekleşmemiş. Boyutunun ne olduğunu hukuk ortaya koyacak. Var mıydı? Askerlerin bunu gerçek mi? Yaptığı bir darbe. Darbe girişimi diyorum bak, darbe girişimi. Var mıydı? Vardı. Yani Ergenekon'da da, Balyoz'da da, Kafes'te de. Şimdi bunlar olmuş hadiseler mi? Bunlar olmuş hadiseler. Yani dolayısıyla da ama bunların abartılması, süslenmesi, efendim genişletilmesi, tutukluk sürelerinin uzun yapılması, burada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hedef alınması, bütün bunlar hukukun, yargın araştırıp ortaya koyacağı şeyler. Öbür taraftan da baktığınız zaman burada da bunu sadece bir ekibin ya da bir grubun yaptığını söylemek ne kadar hakkaniyetli olur? Eğer işin başında milletin yetkiyi verdiği bir hükümet varsa, devleti yönetmesi açısından en az onun kadar sorumluluğu yok mudur eğer öyle bir şey varsa? Veya daha da ondan daha da fazla bir sorumluluğu yok mudur? Dolayısıyla biz burada objektif bakmamız lazım. Yani şöyle diyorlar. Şöyle kurtulamazlar. Mustafa Bey bakın. Aldatıldık, kandırıldık. O zaman şimdi de aldatılıyorsunuz. Hayır Mustafa Bey şöyle diyor. Yani biz bunlar alnı secde gören, inanan insanlardı. Kadrolara bunları yerleştirdik. İşte hakim, savcı, polis yaptık. Bizi arkamızdan vurdular. Başka bir gündemleri varmış. Yani saflık. Ne yaptılar arkadan vurup da? Ne yaptılar? Ne yaptılar? 17-20. Hayır siz ne yaptılar? Hükümete önce, darbe girişiminde bulundular. Yani önce bir suçluyu yakalamak için. Karşı çıktılar. Hayır bir suçluyu yakalamak için. Ama Mustafa Bey aynı polisler selam tevhid diye bir soruşturma yürütmekle suçlanıyorlar. İsmail Bey siz dediniz ya milli güvenlik siyaset belgesine girdi diye. Hayır milli güvenlik Erdem siyaset belgesine dedi. Girdi diye. Erdem Bey Mustafa özür dilerim. Selam tevhid adlı bir örgüte inanıyor musunuz? Siz devam edin bir saniye bakın. Girdi dedi ya. Şimdi bugünkü diyelim ki hükümet bu cemaati hedef seçti ve bununla uğraşıyor. Yarın gelen bir hükümet de B cemaatini hedef seçerse, C cemaatini hedef seçerse, şimdi siz bu cemaatleri Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'ne koydurmakla Türkiye'deki bütün cemaatleri hedef yapmış olmadınız mı? Peki cemaatler siyaset hedef seçerse ne olur? Efendim? Cemaatler siyaseti hedef seçer, şimdi devlet hedef seçerse ne olur? Cemaatler siyaseti hedef seçmemeli. İşin doğrusu bu. Ama şu da var. Şunu da diyemezsiniz ya. Bir taraftan özgürlük diyeceksiniz. Bir taraftan siyasete katılımı yükselmesini söyleyeceksiniz. Mesela biz beyannamemizde memurların da siyasete, asker ve hukukçular dışında emniyet içerisinde katılmasını istiyoruz. Bir taraftan katılsın diyeceksiniz. Öbür taraftan da diyeceksiniz ki cemaatler siyasetin dışında dursun. Niye dursun cemaatler siyasetin dışında? Hükümetin bir iddiası da şu. Evet. Hatta Hanefi Avcı son kitabında şöyle bir iddiada bulunmuş. Diyor ki eski genel başkanımız Muhsin Yazıcıoğlu'nun öldürülmesine ilişkin soruşturma dosyası Gülen cemaatine bağlı polisler ve savcılar tarafından manipüle edilmek istendi ve büyük bir operasyona dönüştürülmek istendi. Sizce bu iddia doğru mudur? Şimdi bakın ben o iddianın doğru olduğunu düşünmüyorum. Şundan dolayı düşünmüyorum. Şimdi 6 seneye geçmiş bir soruşturma var ortada. Dolayısıyla da bizim beklediğimiz şu. Eğer Hanefi Avcı'nın iddia ettiği gibi bu bir suikast ya da sabotaj değilse, kaza ise o zaman kardeşim niye 6 yıldır bu soruşturma devam ediyor? Ben bunu sorarım. Tamam mı? Bu şüpheler niye ortadan giderilmedi o zaman? 7 tane önemli şüphe var. Bundan yine sorumlu olan siyasi iktidar değil midir? Yani buradaki şüphelerin dağıtılmaması, işte bu olayın aydınlatılması. Yani bakın biz eğer demokrasi derken öbür taraftan da yani sivil iktidarların, sivil siyasetin hakimiyetinden ve bunların güçlendirilmesinden bahsederken öbür taraftan çözüm yollarını başka yerlerde ararsak o zaman kendi elimizle sivil siyaseti küçültmüş ya da sivil siyasete zarar vermiş ya da demokrasiye zarar vermiş olmaz mıyız? Dolayısıyla da eğer burada
Hanefi Avcı'nın ben onu hangi niyetle yazdığını bilmiyorum. Çünkü Hanefi Avcı ile cemaat arasında bir husumet var. Dolayısıyla da ben şimdi burada objektif bakmaya çalışıyorum. Yani cemaatin Hanefi Avcı ile ilgili söylediklerine de objektif bakmaya çalışıyorum. Hanefi Avcı'nın onunla ilgili söylediklerine de. Peki, lideriniz, davalara. Lideriniz Muhsin Yazıcıoğlu'nun öldürüldüğünü düşünüyor musunuz? Şimdi şöyle. 7 tane ana şüphe var ortada. Bu şüpheler dağıtılmadan, ben bunu daha önce de söyledim. Hiç kimse bu olayın bizi kaza olduğunu söyletemez dedim. Yani hala aynı noktadasınız. Aynı durumdayım. Çünkü peki, hükümet ilgilenmiyor mu? Bu şüpheler tam tersine güçlendirildi. Yani Devlet Denetleme Kurulu'nun yaptığı rapor, ciddi bir çalışma şüpheleri dağıtmadı, şüpheleri derinleştirdi. Malatya'daki özel yetkili Cumhuriyet Savcıları'nın yaptığı soruşturma şüpheleri dağıtmadı, derinleştirdi. Kahramanmaraş'ta Cumhuriyet Başsavcılığı'nda soruşturma devam ediyor. Yani ayrı siz hala şüpheli buluyorsunuz bunu. Şüpheli tabii. Yani ben son duruşmasına katıldım ve şunu söyledim. Dosya oldukça sislidir, karanlıktır. Bu dosyayı aydınlatmak hukuk devleti için bir namus borcudur. Bugün kanaatim. Yani bu nokta. Tabii. Şimdi Mustafa Bey izin verirseniz ben şöyle bir Mustafa Kamal'a sormak istiyorum. Şimdi bugün Türkiye'de AK Parti diye bir iktidar var. Doğrudur. Şimdi bu iktidar başörtüsü sorununu çözdü. Doğrudur. İmam hatiplerin önünü açtı. Dış politikada neredeyse Avrupa Birliği'ne ve Amerika'ya meydan okur bir hali var. İsrail'e karşı. Yani neredeyse bir milli görüş partisi görünümünde, milli görüş iktidarda olsaydı bunları yapacaktı. Ya siz ne diyorsunuz bu iktidar sizin hangi isteklerinizi yapamıyor ya da hani sizin hangi görüşlerinizi yerine getiremiyor? Siz bu iktidar niye beğenmiyorsunuz ve yerine kendinizi koyuyorsunuz? Teşekkür ediyorum. Oraya geçmeden önce unutmayalım bu şeyi. Bu paralelciydi, efendim balyozcuydu, efendim Esatçı ile ilgili olarak AK Parti hakkında dava açıldığında ben AK Partililerden fazla AK Parti'yi savundum. Bir ahbabın ağır cezalık durumu vardı. Ağrı'ya gitmiştim. Hava muhalefeti münasebetiyle uçak kalkmadı. Şu hani anayasada değişiklik olmuştu ya başörtüsüyle ilgili olarak. Ben oradan Sadullah Ergin Bey'i dönemin Adalet Bakanı'nı aradım. Dedim ki gazetelerden okuduğumu, televizyondan izlediğime göre Sayın Cumhurbaşkanı Gül efendim resmi gazete yayınlansın diye onaylayacakmış. Bu yanlış olur dedim. Ne olur başbakana selamını söyleyin. Referanduma sunsun. Aksi halde Cumhuriyet Halk Partisi o anayasa değişikliğini anayasa mahkemesine götürür. Büyük ihtimalle anayasa mahkemesi de iptal eder. O zaman hem partiniz sıkıntıya girer hem Türkiye sıkıntıya girer. Lütfen dedim. Niye anlattınız bunu? Yani ne demek istiyorsunuz? AK Parti bize en büyük zarar vermiş olmasına rağmen sıkıntıya girecek diye kapatılmasın bu ülkenin. Ha, ilkesel davranıyoruz ilkesel, diyorsunuz. Tabii. Başka bir olay. Üniversite asistandım. Solcu diye bilinen bir genç asistanlık sınavına müracaat etmişti. Kazanmış. Ancak istihbarat soruşturması olumsuz geldiği için ataması yapılmamıştı. Dilekçesini ben yazdım. İptal ettirdim. Bu sefer yaş haddine takıldı. 34 yaşına geldi dedi. Yok. Efendim yine atamasını yapmadı. Dilekçesini ben yazdım. Onun da davasını kazandım. Solcu diye bilinen. Yani sonra, ben ilkeli adamım diyorsunuz. Sonra dahası var. Çok daha önemlisi. Bu kardeşim Erol Çakmak şu an profesör. İsim de veriyorum. Yani öyle şey değil. Erzurum Üniversitesi'ndeydi. Yurt dışında bir burs kazanmış. Ücretsiz izin istiyor fakülte yönetiminden. Ben de istememiştim ama beni de fakülte kuruluna, yönetim kuruluna seçmiş arkadaşlar. Onlara karşı ayıp olmasın diye kabullendim o görevi. Şimdi fakülte yönetimi izin vermek istemiyor bu arkadaşa. Solcu ya şeyde. Ben dedim ki hayır vermeniz lazım. Ders vereceğiz falan. Dedim ki bakın araştırma görevlerinin ders verme mecburiyeti yoktur. Bu bir. İki, onun vereceği dersleri, iktisat dersleri. Ben iktisatçıyım dedim. Ben vereceğim dedim. Dolayısıyla izni çıkardık. Ne demek istiyorsunuz? İlkel yani. Benim için sağcı, solcu, AK Parti. Önemli. Hak önemli. Hak önemli. Evet. Sonra. Şu şeye gelelim. Soruya gelelim. Oraya geliyorum. Bence vakit çok az yani. Çok doğru söylüyorsunuz. O arkadaş geldi dedi. Hocam dedi. Beni tanıyor musunuz siz dedi. Ben evet tanıyorum siz falansınız. Ama dedi ben farklı bir kamptayım dedi. Dedim ki Erol'cum. Bak dedim sen daha bu fakültede öğrenciyken bana geldiler.
Dedi ki bu solcudur, efendim komünisttir, geçmemeli dedi. Ben odamdan kovdum o getireni dedim. Ben senin solcu, sen solcu olduğunu söylüyorsun. Seni bana komünist olarak tanıtmışlardı 10 yıl önce dedim. Peki. Evet, şeye geliyoruz. Şimdi Türkiye'nin asli problemi, başörtüsü, imam hatip meselesi falan, bunlar tabii ki önemli. Bunlar benim de içerisinde bulunduğum sağ kesimi tatmin edici, tamam, tasvip edici çözümlerdir. Zaten bu alanda bakın başörtüsü konusunda bir dayatma vardı. Hukukun çiğnenmesi vardı. Yoksa hukuki engel yoktu. Yasak yoktu. O münasebetle biz direniyorduk. Ya, yanlış yapıyorsunuz diyorduk. Mesela CHP'lilere de onu söyledim ben. Ama ya sonuçta bu hükümet bunu çözdü. Bunu çözdü. Fizik gücü olarak çözdü. Yasal olarak çözmedi. Yasal olarak çözmedi. Fizik gücü olarak çözdü. Tamam. Ama bunun dışında bakın, bu elbette bunu destekliyoruz. Biz destekledik zaten. Onları destekledik. İtirazınız ama, neye? AK Parti'ye niye bakın, itiraz ediyorsunuz? İtirazımız şu bakımdan. Bakın, Orta Doğu'yu kan gölüne çevirdiniz. Bunda sizin vebaliniz var diyorum. Bu bir. İki, bizim yerimiz zalimlerin yanı değil diyorum. Bakın, mazlum milletlerin yanı olmalı. Nerede zalimlerin yanında olduğu AK Şimdi Parti? Bak, Irak bombalanırken, üç parçaya bölünürken katillerin, zalimlerin yanında yer aldı. Biz mesela merhum liderimizin efendim bizzat imzasıyla bütün milletvekillerine yazı gönderdik. Dedi ki malum tezkere, yani Amerika Birleşik Devletleri'ne destek mahiyetinde olacak o 1 Mart tezkeresi geçmemelidir. Geçmedi. Ama biz onu engelledik. Biz engelledik. Ama AK Partililer de... Ama o zaman bizim sesimize kulak verdiler orada. Şunu söylüyordu merhum Erbakan. Şimdi AK Parti'nin resmi düşüncesi o değildi. Geçmemesi değildi. Merhum Erbakan, eğer o tezkere meclisten geçer de Irak'ta bir tek masumun bir damla kanı akacak olursa, 7 sülaleniz başını secdeden kaldırmamış olsa bile bunun vebalini ödeyemezsiniz dediğinde, o zamanki AK Parti'nin Sayın Genel Başkanı, şu anki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey, bu tezkereye ret oyu veren milletvekilleri ay başında maaşlarını nasıl alacağının da hesabını yapmak zorunda diyordu. İşte AK Parti'nin gerçek düşüncesini, kurumsal zihniyetini ifade eden düşünce buydu. Mesela Mısır'da zalim Sisi'nin yanında yer almadı AK Parti. Buyurun, zalimlerin yanında. Alsa bundan iyi olurdu. Niye? Nasıl, bakın, yani nasıl bakın, bir zalimin yanında bakın, yer alabilir? Zalimin yanında efendim şu oldu. Hani ne oldu? Ne oldu? Rabia işaretleri yapıyordu. Ne oldu? Muhsi 20 yıla mahkum oldu. 7 bin ihvan şehit edildi. 90 yıllık ihvan efendim terör örgütü olarak ilan edildi. Bakın, biz olsaydık devreye girerdik. Nitekim Refah Partisi kapatıldığında merhum hocamız, beraberdik zaten. Mecliste belki hatırlayacaksınız, televizyonların karşısına geçti. Dedi ki arkadaşlar, biraz önce öğrendik ki Anayasa Mahkemesi Refah Partimizin kapatılması noktasında bir karar vermiştir. Tarihin akışı içerisinde bir nokta mesabesinde önemsiz bir durumdur bu. Ülkemizin her zamankinden daha fazla sükunete ihtiyacı vardır. Sakın. İhvan da mı böyle yapmalıydı? Bize göre onu Türkiye yapmalıydı. Türkiye ihvana diyecekti ki bakın, orada AK Parti'nin yanıldığı şey şuydu. AK Parti'yi iş başına getiren egemen güçler orada Sisi'yi iş başına getiriyordu. Türkiye'de Erbakan'ın yolunu kesen uluslararası kumpasçılar orada Mursi'nin yolunu kesiyordu. Bunu göremediler. Peki, aynı soruyu Destici'ye sorsak. Sizin evet. AK Parti'de nedir itirazınız? Yani neye itiraz ediyorsunuz? Sayın Kamalak daha çok Orta Doğu politikalarını en önemli olarak görüyor. İçeride daha zamanınız sınırlı olduğu için daha içeride de var. Tabii, belki Destici katiden sonra ekleyebilirsiniz. Şimdi ben şunu ifade ediyorum. Bir kere Adalet ve Kalkınma Partisi dün iktidara gelmedi. 13 yıllık bir iktidar. Bakın, somut bir şey söyleyeyim. 2011 beyannamesini alın Adalet ve Kalkınma Partisi'nin.
Bir de 2015 beyannamesini alın. Allah aşkına 2011 beyannamesinde vaat ettiği neyi yaptı? Hiçbir şey yapmadı. Yani elle avuca gelecek böyle dişe dokunur hiçbir şey yapmadı. Şimdi Marmaray yaptı. Marmaray o yapmadı. Marmaray zaten başlı bir projeydi. Şimdi onun dışında bir de mesela en çok Kanal İstanbul vardı mesela. Nerede Kanal İstanbul nerede? Şeyde kaldı, simülasyonlarda kaldı. Şimdi bir müthiş bir hava estiriliyor. Müthiş bir böyle devasa kutlamalarla, işte israfla, şaşayla bir takım projeler sunuluyor. Ya ben size söyleyeyim bak bizim en büyük vaatlerimizden bir tanesi ne biliyor musun? Otoyol yapmak. Çünkü bunlar otoyol yapmadı. Bunlar evet yol yaptı ama otoyol yapmadı. Şimdi ben Eskişehirliyim. Ankara Eskişehir'e çok sık giderim. Sivas'a da giderim. Yarıda Sivas'tayım. Rahmetli liderimizin memleketi. Ankara'dan çıkın Sivrihisar'a kadar bir yol var. Rahmetli Özal'ın döneminde yapılan. Bir de Sivrihisar'dan sonra Eskişehir yoluna gidin. Yani bu dönemin yaptığı. Allah aşkına Ankara-İzmir arasında bir otoyol mu var? Ama orada hızlı tren İstanbul, var bu arada Ankara-Eskişehir arasında. Bakın, fena değil bu arada Mustafa Bey. Öncesi bakın İstanbul-İzmir arasında bir otoyol mu var? Yani nerede? En çok övündükleri şey. Şimdi okul yaptılar içi boş. Yani öğretmeni atamıyorsun. Ondan sonra milli eğitim. Ya şöyle bir şey olabilir mi ya? Bak ben eğitimciyim. 12 yıl bir öğrenci okuyacak. 4 yıl ilk öğretim, 4 yıl ortaokul, 4 yıl lise. Üniversite sınavına girecek 400 bin tanesi. 400 bin, bin değil, 10 bin değil. Sevgili kardeşlerim, vatandaşlarım. Bin değil, 10 bin değil, 50 bin değil, 100 bin değil, 200 bin değil, 300 bin değil. 400 bin öğrenci sıfır. Bir tane matematik sorusu yapamayacak. Bunun daha kötüsü var. 600 bin öğrenci de bir tane fen sorusu yapamayacak. Ya böyle bir eğitim sistemi olur mu? Ben Milli Eğitim Bakanı olsam başımı öne eğerim. Derim ki ben başaramadım. Bir başka arkadaşım buyursun yapsın derim. Yani erdem bunu gerektirir. İşin doğrusu bu. Her konuda öyle. Adalet konusu ya. Hiçbir zaman adalet, evet çok şikayetler oldu ama hiçbir zaman adalet bu kadar zedelenmiş miydi ya? Ya ne demek kurban bağışı yaptın diye bir insan tutuklanır mı? Derneğe, vakıfa baskın yapılır mı? Yani tertemiz insanlar bunlar ya. Tertemiz, pırıl pırıl insanlar. Sırf okul yapılsın, yurt yapılsın, Manisa'daki, İzmir'deki... Ama aynısı Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne içindeki... sırf burs verdiği için yapılmamış mıydı? Hayır onu da desteklemiyorum. Yani 2009 yılında yapıldığında pek itiraz etmediniz ama Mustafa Bey. Ettik, niye itiraz ettiğimizi nereden bir... Bak siz de AK Partiler gibi yapıyorsunuz İsmail Bey. Estağfurullah. Çünkü şundan dolayı öyle yapıyorsunuz. İşine gelenleri duyuyorsunuz, işinize gelmeyenleri duymuyorsunuz. Ben mesela tırlar durduruldu Adana'da. Dedim ki, bakın o tırların... Ya Türkmenlere yardım götürmediğini de biliyordum. Bak yorum yapmıyorum. Bilgi olarak söylüyorum. Ona rağmen dedim ki kardeşim bizde bir devlet geleneği var. Dış politika milli bir politikadır. Türkiye'yi uluslararası arenada teröristlere yardım ediyor pozisyona düşürürseniz ben bunu tasvip etmem. Ama bunu tasvip etmem demek ona operasyon yapan savcı, jandarmayı gözaltına al, tutukla anlamına gelmiyor. Onu da tasvip etmiyorum. Ben yanlış kimden gelirse gelsin ona karşı çıkıyorum. Bunu söylüyorum. Şimdi adalet konusunda bugün hepimiz hemfikir miyiz? Ya yargıçlar birbirine düşman oldu, savcılar birbirine düşman oldu, emniyet içerisinde müdürler, polisler birbirine düşman oldu. Büyük bir bölünme, büyük bir kamplaşma var. Şimdi en iddialı oldukları konu ahlak, maneviyat konusu. Allah aşkına bir bakalım. Yani Türk toplumunda, şu toplumumuzda gayri ahlakilik adına aklımıza ne geliyorsa bu dönemde %200 artmadı mı? Fuhuş serbest bırakılmadı mı? Yani... Yolsuzluklar meşru hale gelmedi mi? Yani çalışıyor, çalışsın kardeşim anlayışı Türkiye'ye hakim olmadı mı? Yani şimdi baktığınız zaman bizim en önemsediğimiz konu İslam değerlerimiz dejenere edilmedi mi? Milli değerlerimiz, milliyetçilik ayaklar altına alınmadı mı? Yani biz neler yaşıyoruz şimdi baktığımız zaman? Şimdi, hiçbir alanda yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ben vicdanlı, adaletli, ahlaklı bir şeyle baktığımız zaman 13 yıllık iktidar terazisini şöyle koyduğumuz zaman ekonomik anlamda da baktığınız zaman ya millet aldatılır mı ya? Sen zaten iktidar olduğunda Türkiye 16. büyük ekonomiydi. Türkiye'yi 17. büyük... Allah aşkına bakın size şuradan bir şey söyleyeceğim ya. Vatandaşlarımız ya bir baksınlar son bir yıl içinde doğalgaza %34, benzine %23, kömüre %26, elektriğe %20 zam gelmiş. Memura ve emekliye ne verilmiş? 3+3 verilmiş. Peki milletvekiline ne verilmiş? %45 verilmiş. İnsaf ya, vicdan ya. Yani şimdi ben, şimdi bütün bu adaletsizlikler gelirimizin, yani milli gelirimizin, gayri safi milli hasılamızın, bakın şimdi
%50'den fazlası varlığının, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin zenginliğinin varlığının %50'den fazlası %1'in elindeyse, gelirin %35'ini %1 yiyorsa, burada hangi adaletten bahsediyoruz? Çalışan 12 milyonunuzun 6 milyonu asgari ücretliyse, Avrupa'da bu oran %5 iken, sen bir başbakan olarak nasıl gidip asgari ücret vaadinde bulunan partileri patronlara şikayet edebilirsin? Senin sorumluluğun önce bu oranı düşürmek. Yani asgari ücret bir kere ayıp zaten. Yani %48'in çalışanın %48'inin asgari ücretle çalışıyor olması zaten ayıp. Senin sokağa çıkamaman lazım. İşçinin önüne gidememen lazım. Ben dün bekledim Sayın Başbakan'dan. Soma'nın yıl dönümüydü. Hiçbir mitingde Soma'da hayatını kaybeden 301 tane vatandaşımızı ağızlarına aldılar mı? Nerede kaldı? Hani Soma'nın hesabını soracaklardı. Bunun ihmal, tedbirsizlik olduğunu hepimiz bilmiyor muyuz? Özgecan ne oldu? Yani şimdi baktığın zaman bütün bu hadiseleri değerlendirdiğimizde adalet sistemi çürümüş. Bakın yargıya güven çürümüş. Ahlak ve maneviyat büyük bir dejenerasyona, yozlaşmaya ve çürümeye terk edilmiş. Türkiye büyük bir ekonomik darboğazda. İthalat ve tüketime dayalı bir büyüme var. Borçlanmaya dayalı. Ya şunu bak, aldatma, oradan ne kadar doluyuz ki içimiz. Ya sen IMF'ye borcu ödedim. Hala aradan 10 yıl geçmiş, IMF'ye borç ödendi. Kardeşim tamam da 220 milyar dolar almıştı IMF'ye borç varken, şu anda 650 milyar dolar. Bu devletin ve özel şirketin kamu özel dış iç borç stoku. Peki vatandaş, bütün meydanlarda soruyorum. Ya borcu olmayan diyorum ki el kaldırsın Allah için. Bazı yerde hiç kimse kaldırmıyor. Bazı yerde ya bir kişi kaldırıyor. %90'ı da borca batmış vaziyette. Yani biz bu ülkeye baktığımız zaman, bir de öbür taraftan müthiş itibarsız dış politikada. Ya şimdi saray yapıldı, itibardan para harcanmaz diye saray yapıldı. Önce Papa ağırlandı. Tamam mı? Papa ağırlandı. Sonra Putin ağırlandı. Bu papayı Adalet ve Kalkınma Partisi değil de bir başka parti ağırlasaydı nasıl bir söylemle karşılanırdı? Bunu geçtim. Sonra bu ikisi de gitti. Türkiye'yi kimsenin bugüne kadar cesaret edemediği bir şekilde soykırımcılıkla suçladı. Nasıl bir ağırlama yapıldıysa orada artık bilemiyorum yani. Şimdi tamam mı? Yani bunun açıklanması saraya lazım, izah edilmesi ya lazım. Efendim? Saraya mı bağlıyorsunuz? Yani saraya geldikleri için mi öyle yaptınız? Hayır, ben sadece soru soruyorum. Yani sizin bu sarayla ilgili bir tasarrufunuz olacak mı yani? Olacak. Ne yapacaksınız? Somut şudur, bizim sarayla ilgili tasarrufumuz. Şimdi ben bir de Diyanet'in arabası. Evet. İkisiyle ilgili tasarrufumuz var mı? Diyanet'in arabası yok artık. Evet. Sarayla ilgili tasarrufumuz şu olacak. Saray başbakanlık diye başladı. Sayın Cumhurbaşkanımız başbakan olarak kalsaydı, Cumhurbaşkanı seçilemeseydi orası başbakanlık olacaktı. Seçildi, Cumhurbaşkanlığı yaptı. Ve neticede bakın şu anda Ankara'da, ben Ankara'da yaşıyorum 78'den beri. Onlarca, belki yüze yakın bakanlık, kamu kuruluşu, Deniz Bey de bilir, kirada. Ve bunlar nasıl oluyor biliyor musunuz? Bir arsa bulunuyor. Orada bir imar değişikliği yapılıyor. Sonra Devlet Bankası'ndan kredisi sağlanıyor. Sonra yapılıyor. Sonra devletin bir kurumuna kiraya veriliyor yüksek ücretten. Yani devletin taşıyla devletin kuşu, milletin taşıyla milletin kuşunu vuruyorlar. Biz devletin taşıyla devletin kuşunu, milletin taşıyla milletin kuşunu kimseye vurdurmayacağız. O taşlarla onları vuracağız. İşin doğrusu bunu söyle. Şimdi dolayısıyla sarayı ne yapacağız? Elbette yıkacak değiliz. Yapılmış. Keşke yapılmasaydı. Yani diyor ya işte Ebu Zer, eğer kendi paranla yaptıksan kardeşim israf, haram. Yok, milletin parasıyla yaptıysan haram. Daha büyük bir haram. Kul hakkı yemişsin, bunu yıklıyor. Biz ne yapacağız? Bütün bu şeyleri aslına döndüreceğiz başbakanla ve bütün ne kadar kamu kuruluşu varsa kirada, binlerce oda var orada, hepsini oraya toplayacağız ve oradaki en azından israfı önlemiş olacağız. Yani Sayın Erdoğan oradan çıkarılacak. Çıkarılacak, evet. Köşke dönüyor. Köşke dönüyor. Köşke dönüyor. İkincisi, bir de vaatleriniz arasında örtülü ödeneği kaldırmak var. Var. Ama bu arada Erdoğan örtülü ödeneği kendisine de açtı. Dolayısıyla onu da kaldıracaksınız. Onu biz zaten şöyle kaldırıyoruz. Parlamenter sistem güçlendirilerek devam edileceği için Türkiye'deki problem şu. Yani yetki kargaşası, çift başladık. Kardeşim kolay. Parlamenter sistem, Kenan Evren öldü biliyorsunuz. Ben dedim ki rahmet dilemeyeceğim. Allah müstehakını versin dedim. Yani neyi hak ediyorsa onu. Neyi hak ediyorsa. Yani ben takdiri Yüce Allah'a bırakıyorum. Yani o idam edilenler, haksız yere işkenceyle öldürülenler, fişlenenler. Allah'a bırakıyorum. Yani kul hakkının hesabını orada verecek. Dolayısıyla bakın, niye yaptı o güçlü cumhurbaşkanlığı? Sivilleri denetlemek için yaptı. Tamam da kardeşim 33 yıldır siviller yönetiyor. Niye
bir normal parlamenter sistemdeki seviyeye düşürürsün. Almanya Cumhurbaşkanı hangi yetkilere sahipse benimki de o yetkilere sahip olur. Yetki karmaşası da çift başlılıkta ortadan kalkar gider. Yani bu gömlek bu ülkeye dar gelmiyor. Bunlar millete bu ülkeyi dar ediyorlar. İşin doğrusu bu. Yani burada yapılması gereken. Diğer işleri başkanımızın araba mevzusuna gelince birincisi araba hiç alınmamalı. Tabii onu söylüyorum ama daha sonra yanlışından dönmüştür. Erdemli bir davranış yapmıştır. Ben tebrik ediyorum. Örnek de olmuştur. Şimdi onun bu doğru davranışını, Diyanet İşleri Başkanı, çünkü yol göstericidir aynı zamanda. Yani bizim Türkiye'deki dini kurumumuzun başındadır. Hepimizin örnektir. Dolayısıyla ne yapması lazım? Bütün kurumların başındakiler böyle lüks arabaları varsa hepsi iade etmiyor. Ama Cumhurbaşkanı vermeyin diyor. Niye verdiniz? Verme diyor. Dedi. Sarayın da iade edilmesi lazım. Çünkü Diyanet bir içtihatta bulunmuştur. Müslümansak hepimiz bu içtihada uyacağız. Ama bu arada Cumhurbaşkanı'nın Kur'an'ı miting meydanında sallamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bakın işte biraz önce dedim ya İslam dejenere ediliyor diye. Şimdi PKK'nın siyasi sözcüsü çıkıyor. Diyor ki işte Taksim Kabe'mizdir. Ya da işte Kudüs Mescid-i Aksa Yahudilerindir. Yani Müslümanlardan alıp Yahudilere teslim ediyor. Öbür taraftan Diyanet İşleri Başkanı'nı kaldıracağım diyor. Din derslerini kaldıracağım diyor. O kendi felsefesine uygun şeyler söylüyor. Biz reddediyoruz. Bunu kabul etmiyoruz. Zaten ama ondan beklediğimiz şeyler. Çünkü adam zaten Marksist, ateist bir anlayışa sahip. Yani ben ondan zaten farklı bir şey beklemiyorum. Ama öbür taraftan bunu eleştiriyoruz. Sonuna kadar da eleştireceğiz. Yanlış olduğunu söyleyeceğiz. Ama öbür taraftan kendimizi yanımızdaki bir yanlış yapınca da yani Allah'ın ayetleriyle, suresiyle alay edip bakara makara dediğinde onu kolundan tutup yukarı çıkartmayacağız. Kafasına vuracağız, hadi defol diyeceğiz. Yani hak ettiği cezayı vereceğiz. Öbür taraftan ayet-i kerimeleri yapıp pastayı kesenlere aynı muamele yapacağız. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın Kur'an-ı Kerim'i alıp gerçekten seçim meydanlarında, miting meydanlarında, halkın karşısında bunu kullanması ise İslam'ın dejenere edilmesi benim aklıma ilk onu gördüğümde ve duyduğumda Sıffın Savaşı aklıma geldi. Yani Hazreti Ali'nin ordusuyla Hazreti Muaviye'nin ordusu karşı karşıya geldiğinde mızrakların ucuna Kur'an ayeti yenileneceğini anlayınca Muaviye'nin ordusu biliyorsunuz mızrakların ucuna Kur'an sayfalarını takıyorlar. Yenileceklerini anlayınca yenilgiden kurtulmak için. Burada da demek ki bir yenilgi hissi meydana geldi, kaybediyoruz hissi meydana geldi diye şahsen benim aklıma geldi. İnşallah öyle değildir. Yani peki parlamenter sistem dediniz ya daha evet. Da geliştirilmeli başkanlığın tersine. Halbuki bu sıra şöyle bir tartışma var. HDP barajı aşmazsa başkanlık sisteminin gelmesi çok kolay olacak. Dolayısıyla bir HDP'nin barajı aşma ihtimali üzerinde başkanlıkla ilgili tartışılıyor. Sizce durum böyle mi? Ben orada şunu söyleyeyim. Ben orada Adalet ve Kalkınma Partisi ile HDP'nin daha doğrusu PKK'nın bütün unsurlarıyla anlaştığını düşünüyorum. Bunu ben düşünürken Adalet ve Kalkınma Partisi'nde mensup milletvekilleri de aynen şöyle söylüyor. Bizimkiler anlaştı. Başkanım diyorlar. Ben karşılıyorum. Ama görünürde çok sert demeçler. Şimdi bakın görünürde çok sert demeçler. Neden? Şimdi diyelim ki bize dönse İktidar Partisi ben çok istiyorum bize dönse. Bize çok sert demeçler verse biz büyürüz. Yani şimdi iki taraf tahterevallinin bir tarafına binebilsek bir türlü binemedik tahterevallinin bir tarafına. Şimdi burada bir danışıklı dövüş var. Yani anlaşıldı. Bakın peki şuna hiç dikkat ediyor musun Ahmet Bey? Selahattin Demirtaş ya da HDP sözcüleri, PKK sözcüleri AK Parti'den oy alacak hiçbir söylemin içindeler mi? Bakın hep sol söylem, din karşıtı söylem. Yani din karşıtı demeyelim şimdi. Yani o da haksızlık olur. Ya da dindar insanları rencide edecek söylemler. Bence o da haksızlık olur. Niye? Din derslerini kaldıracağım hayır, deyince. Din derslerini kaldıracağım demiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kaldıracağım hayır, deyince. Hayır bakın şöyle şimdi. Siz niye onları savunuyorsunuz? Hayır şöyle bir şey. Mustafa Kamalak gibiyim. Hani hakkaniyetten yanayım. Şimdi oradaki görüş şöyle bir görüş. Şimdi o da istismar ediliyor. Edilmemesi lazım. Yani buna da karşı çıkabilirsiniz. Evet. Onların savunduğu görüşe. Şöyle, ama onu doğru aktarmak lazım. Adamlar diyorlar ki eskiden İslamcılar da bunu söylerlerdi. Devletin tekelinde olmaz. Onlar devlet, zaten bizden daha devletçi oldu şu anda. Ya işte böyle deniyordu. Bu şu anda HDP'lilerin evet. Dedikleriyle aynı şey. Yani devlet bir dinin sivil alana bırakılır. Sivil alan evet. Yapar bunu. Yani yoksa Diyanet işlerini kaldıracağız, milleti dinsiz yapacağız diye bir şey söylemiyorlar.
böyle bir şey söylemiş olmaları için de kafayı yemiş olmaları lazım. Bunu böyle istismar etmemek lazım. Ama dersiniz ki siz, ya senin önerdiğin metot yanlış, Diyanet kalmalı. Hani bu tamam. Yani bu daha hakkaniyetli eleştiri ben olur. Ben şunu söylüyorum. Şimdi toplumumuzun ortalama bir baktığımızda bu söylemler toplumumuzda nasıl algılanıyor? HDP'nin bu söylemleri tamam. Ama öyle anlatırsanız öyle algılanır. İşte böyle yani algılanır. 2006 yılında bir... Sayın Bülent Arınç da kalksın. Kalksın hayır, diyor. Yalçın Akdoğan da şimdi kalksın bakın, demiş. Burada şöyle bir şey var. Burada bu söylendiği zaman yani buraya baktığımda ben bu anlaşmayı soruya cevap olarak söylüyorum. Burada şu var. Yani bu tutar tutmaz bunu bilmiyorum ama HDP barajı aşarsa diyelim ki Adalet ve Kalkınma Partisi ile bir işbirliği yaparak anayasa değiştirme ya da referanduma giderek anayasa değiştirmede bu toplumdan bu çıkmaz. Bu Müslüman Türk toplumundan. Peki, ama HDP'siz, HDP barajı aşmayacak, anlaşmaları gereği aşmadan Adalet ve Kalkınma Partisi böyle bir şey yaparsa bu toplumdan geçer. Dolayısıyla da Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy verecek, AK Parti'ye oy veren kardeşlerimiz bizim kardeşlerimiz. Bu oyunu görmeleri lazım ve burada oyunu ittifaka vermeleri lazım. Aynı şekilde Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy verecek ülküdaşlarım, milliyetçi kardeşlerim de Milliyetçi Hareket Partisi de biliyorsunuz her sıkıştığında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yanında yer alıyor. Dolayısıyla da o da bu oyuna yani kısmen destek vermiş oluyor. Neticede yani siz bakmayın meydandaki siz ise girersiniz toplantıda. Burada tek çare bakın burada tek çare bak Milli İttifak eğer meclise girmezse ki biz gireceğiz Allah'ın izniyle ama diyelim ki çok sürpriz oldu da biz giremedik. Bakın biz gireceğiz. Eğer biz girmedikten sonra aynen bu düzen devam edecek. Girersiniz, milletimiz eğer bu düzenden girersiniz, memnunsa AKP ile koalisyon kurma yani ihtimaliniz var mı Mustafa Bey? Bu düzenden memnunsa milletimiz bu antidemokratik darbe anayasası evren öldü ama anayasası ve yasalar devam ediyor. Bu darbe anayasasından memnunsa, bu adaletsizlikten, bu hukuksuzluktan, bu PKK'dan, terörden, dış politikadaki gelişmelerden, şimdi adaletsiz buradan önce saydığım dağılımdan hepsinden memnunlarsa desteklemeye devam etmesin. Ben şimdi Mustafa Kamalı'ya dönmek istiyorum. Evet. Şimdi Türkiye'de içeride de bir toplumsal kutuplaşma var. Yani böyle müthiş insanlar birbirlerine karşı tahammülsüz hale gelmiş durumdalar. Biraz da bu cepheleşme politikalarını bilhassa uyguluyor bazı siyasi liderler. Bu sorun mu? Siz bu sorunu görüyor musunuz ve bunun giderilmesi gerektiğini düşünüyor musunuz? Tabii ki. Şunu ifade edelim. Şu Diyanet'le ilgili bir cümle söyleyeyim. Diyanet'in kaldırılması kelamı kanaatimce sonu düşünülmeden söylenmiş bir sözdür. Eğer devlet Diyanet'i kaldıracak olursa vatandaşa sen başının çaresine bak demek olur. Fazla değil. 3 yılın içerisinde devletten çok daha güçlü sivil bir Diyanet ortaya çıkar. Ama sivil Diyanetler ortaya çıkar. Çıkar. Ama neticede bu ülkenin nüfusunun aşağı yukarı %70'i falan Hanefi mezhebi üzerinde olduğu için orada birleşir yani. Veya cemaatler arası çatışma olur. Ama her halükarda devletin birliğini tehdit edecek oluşumlar ortaya çıkar. Bu bir. Öbür taraftan dediğiniz şeye gelince şey daha noktalı virgül olarak kalıyor. Bu iktidarın uygulamasından memnun olmadığımız hususlar onu müsait olursa döneceğiz. Şimdi iktidar mesela bu sizin memnun olmadığınız bir uygulaması şüphesiz, olabilir. Bakın şunu ifade edelim. Hepimiz bu milletin evlatlarıyız. Sağcısıyla, solcusuyla, laikiyle, antilikayıyla, laikiyle, efendim Alevisiyle, Sünnisiyle. Bizler bir kardeşleriz. Kardeşler topluyuz. Bir apartmanın çeşitli daireleri olabilir. Bu dairede oturan insanların hepsinin aynı fikirde olması gerekmez. Komşular birbirlerine tahammül etmek durumundadır. Aynı şekilde bir ülkede çeşitli partiler var. Bu partiler de bu ülkenin yani tabiri caizse apartmanın huzurunu sağlayıcı bir üslup kullanmak durumundalar. Ama düşünüyorsun ki apartman yönetimini ele geçirmiş olan kişi ortamı geriyor. Ortamı geriyor. Bu gerginlikten nemalanıyor yönetimini sürdürebilmek için. Yazık ki iktidar partimiz sürekli geriyor. Her seçim öncesi bir düşman ihdas ediyor. Kavgada insanlar
haktan, hukuktan yana pek olamaz. Tarafa bakar. Bir kavgada bakıyorsun gerçekten futbol takımlar karıştığında taraftarlar elinde sopa ile o ona vuruyor, o ona vuruyor. Kim haklı, kim haksız? O önemli değil. Kim taraf? Şimdi kavgada da böyle. İktidar partisi diyor ki benim tek başıma iktidarımı sürdürebilmem için şu kadar oya ihtiyacım var diyor. Bu kadar oyu aldım zaten diyor. Önemli olan bu oyu muhafaza edebilmektir. Bu da ancak kavgayla olur diyor. Geliyor. Şu seçime giderken düşman kalmadı ortada. Tamam mı? O zaman ne olması lazım? Bir gerilim oluşturması lazım yine. Fakat o da yok. Bu sefer suçlu bulundu. Kim? Parlamenter sistem. Tamam mı? Çünkü... Ama çökmüştür dedi. Çöken bir şey. İşte o olmuş. Yani. Çöktü de ne oldu? Bakıyoruz. İşsizlik %6'lardan %12'lere tırmanmış. Bu sistemden kaynaklanıyor olabilir. Oraya belki. Geliyorum işte. İktidar partisi şimdi seçim meydanlarında, radyolarda, televizyonlarda bana yetki ver de ey aziz milletim işsizliği ortadan kaldırayım diyebilir mi? Diyemez. Neden? Çünkü kendi zamanında %160 durumda. Çözseydin bu zamana kadar çözerdin der. Şunu diyebilir mi İktidar Partisi? Ey aziz milletim bana yetki ver de gelir dağılımındaki adaletsizliği gidereyim diyebilir mi? Diyemez. Bana yetki ver de şu Orta Doğu'yu kardeşlerle, komşu ülkelerle olan gerginlikleri ortadan kaldırayım diyebilir mi? Diyemez. Kendisi gerdi zaten. Orta Doğu'yu kan gölüne kendisi çevirdi. Kendisi çevirdi. Öbür taraftan bana yetki ver de şu eğitim sistemini düzelteyim diyebilir mi? Şimdi bunları diyemediği için mi? Ha bunları diyecek ki ben bunları yapacaktım ama parlamenter sistem. Ha öyle bir mani oldu. Başkanlık sistemine geçmemiz peki, lazım. Eğitim sistemini şimdi ben deminden beri kafam ona takıldı. Eğitim sistemini düzeltmekten bahsediyorsunuz. Şimdi aynı kökenden gelen partilerdiniz. Üç parti vardı. Numan Bey o da sizin gibi eleştiriyordu Tayyip Bey'i. O tarafa geçti. Değişti. Siz hala eleştirmeye devam ediyorsunuz. Şimdi, peki eleştirde haksız mıyız? Şimdi hayır. Bu hani benim karar vereceğim bir şey değil. İzleyicilerimiz herhalde kararlarını verirler. Şimdi şöyle düşünün. Bugün İmam Hatip Lisesi öğrenci sayısı 70 binden 1 milyona geldi. Yani işte Kur'an dersi konuldu seçmeli. 4+4. Siyer konuldu. Hazreti Peygamberimizin hayatını öğretiyorlar. Ve hani bakıldığında sizin yani milli görüş geleneğinin sizin de yani sonuçta Türk eğitim İslam, alanında yapabileceğiniz eğitim alanında isteyebileceğiniz, arzulayabileceğiniz her şeyi yaptılar. Her şeyi. Yani hayır. Ne istediniz de vermediler. Ne istediğiniz de yapmadılar. Yaptılar. Çünkü dikkatimi çekti. Eğitim alanını sorguluyorsunuz. Bunların evet. Hangisi sizi rahatsız ediyor? Yani bakın, Deniz Bey, kıymetli arkadaşlar, eğitim sistemi sadece bizi değil, iktidarın bizzat kendisini de rahatsız ediyor. Rahatsız ediyor olmalı ki 10 yılda bak 10 yılda 5 tane bakan değiştirdi. Sayın Genel Başkanımız ben olsam Milliyetin Bakanı derhal istifa ederdim diyor ama onlar da istifa etmedi ama görevden alındılar. Bakın. Ama gel gör ki yerine gelen de aynı şeyde yürüyor. Bocalayıp duruyor. Sayın Kamalak bir dakika. Aslında bu sorunun cevabını destici verdi. Çünkü onun üzerinde durduğu şey eğitimdeki, yani din eğitimindeki boşlukların doldurulması meselesi değil. Onunla ilgili değil. O diyor ki bizatihi öğrenciler başarısız. Yani bakın Deniz Bey ben... Din eğitimi dışı bir şey söylüyor. Evet, Ahmet Bey bakın ben eğitimin her kademesinde görev yaptım. İlkokul öğretmeni de yaptım. Ortaokul öğretmeni de yaptım. Lise öğretmeni de yaptım. Üniversitede de çalıştım. Akademisyen olarak. Şimdi dolayısıyla da eğitimin problemlerini, avantajlarını ve dezavantajlarını biliyorum. Siz bu arkadaşlar neyi iyi yaptılar derseniz mesela neye ya da öncelik verdiler? Donatıya öncelik verdiler. Derslik yapma, bilgisayar, tablet. Şimdi ben diyorum ki bak donatıda da çok eksik var. Hala 200 bin derslik eksiği var. Ona rağmen. Ben de diyorum ki bak siz eğer öğretmeni iyi yetiştirmezseniz, öğretmenin hak ettiğini vermezseniz, öğretmenin itibarını vermezseniz, öğretmeni atamazsanız, öğretmen açığı olursa, isterseniz çocuğa bir değil iki tane bilgisayar var, onunla oyun oynar, oyun.
daha tehlikeli işler de yapabilir de en hafifi oyun oynar. Ya da sen sınıfa bir tane değil de 3 tane akıllı tahta koyuyor. Din eğitimi alanında atılan adımlara din eğitimi niye değinmiyorsunuz? Bakın din eğitimi alanında atılan adımlara da değiniyorum. Din eğitimi alanında atılan adımlar, doğru adımları destekliyoruz. Fakat bu adımlar doğru mudur? Ya da bu adımlar doğrudur ama tam mıdır? Eksik midir derseniz ben bu adımların da eksik olduğunu söylerim. Bakın geçtiğimiz günlerde bir sendikamızın din eğitimi toplantısına katıldım. Orada da ifade ettim, orada da konuştum. Yani bir takım şeyleri derslere koymak, eğer onun içini dolduramıyorsanız, Kur'an-ı Kerim dersi koymuşsunuz, siyerinde bir dersi koymuşsunuz ama ona beden eğitimi öğretmeni giriyorsa, şimdi dolayısıyla da buradan siz bir sonuç alamazsınız ki. Yani önce kadroyu yetiştirmeniz ve o kadroya uygun bir müfredat ortaya koymanız lazım. Ama sizin aklınızda şu varsa, aynen taşeron işçilerde olduğu gibi, ben buraya taşeron işçiyi doldurayım, örgütsüz olsun bunlar, bana bağlı olsunlar, iki dudağımın arasında olsunlar, işe alınırken teşkilatımı şeyle alınsınlar, hadi mitinge dediğim zaman mitinge koşsunlar, alkışlamaya dediğim zaman alkışlamaya koşsunlar derseniz ya da İmam Hatip öğrencilerini her sene İstanbul'da bir derneğin organizasyonuyla bütün öğrencileri okullardan ders zamanı toplayıp orada bir takım toplantılarda alkışlattırıp siyasetinizin malzemesi yapmaya çalışırsanız ben bunların doğru olmadığını söylüyorum. Yani benim söylediğim şu, eğitimde ne bizim için? Önce ahlak ve maneviyat. Sonra da elbette ki öğretim. Yani hem fen bilimlerini öğrenecek, hem sosyal bilimleri öğrenecek. Çocuk bununla donatılacak, çağın bilimleriyle teknolojiyi öğrenecek. Onun yanında elbette ki benim milletimin değerlerini, örfünü, adetini, yani milli şuura da, milli ahlaka da, milli terbiyeye de sahip olacak. Elbette ki inancını da öğrenecek. Yani bizim beklentimiz bu. Bir şey var mı buna? Bakın şey şüphesiz tabii biz şunu diyoruz. Nitelikli eğitim. Üretime yönelik eğitim. Bakın, her şeyden önce ekonomiye yönelik eğitim olmak durumunda. Bugün fakültelerimiz, üniversitelerimiz işsizler ordusuna niteliksiz işsiz yetiştiriyor. Bakın, halbuki sanayiye, üretime hizmet edecek, iş adamlarının ufkunu açacak benim önderlere ihtiyacım var. Bu üniversiteleri çıkar. Elbette din adamına falan da ihtiyaç olabilir. Ama aziz milletimiz şunu bilmeli. Üretmeyen bir ekonominin, üretmeyen bir ülkenin işsizliği yenmesi, fakirliği çözmesi, gelir dağılımında adaleti sağlaması, dış borçlardan kurtulması, ödemeler dengesini sağlaması mümkün değildir. Bunları yapmayan bir ülkenin de ayakta durması mümkün değildir. Peki, bir virgül atın. O zaman ülke ayağımızın altından kaydıktan sonra ne başörtüsü kalır başımızda? Ne okul kalır yerinde? Bildirgenizde bir eksiklik, iki eksiklik var. Bir soruyu size diğer Mustafa Bey'e sorayım. Cemevleri, Alevilerin inanç ibadet hakkı ve Cemevleri konusu bildirgenizde hiç yer almamış. Cemevlerin esas statü tanınması bağlamında Alevi çocukların zorunlu din eğitime tabi olmama hakkı bağlamındaki fikriniz nedir? Mustafa Bey için de Kürtçenin ana dilde eğitimi bağlamında Kürt yurttaşların ana dillerini okullarda öğrenmesi ya da ana dillerinde eğitim alması bakımından görüşleriniz nedir diye iki ayrı soru sormak istiyorum. Anayasaya tabi kalındıktan sonra bu problemler kendiliğinden çözülür. Laik devletin, vatandaşın diniyle ilgilenmesi düşünülemez. İslami bakımdan da durum böyle. Leküm dinikum veliye din. Şimdi biz problem üretiyoruz. Resmi statü tanımalı mı cemevlerine? Nasıl? Resmi statü canım adam ona kendisi için öyle görüyorsa görsün. Bana ne? Devlet ne karışır? Devlet ne karışır? Ya ben bağışlayın. Ay'a tapıyorum, güneşe tapıyorum, yıldıza tapıyorum. Sana ne? O yüzden diyorum ya. Yanlış ben sadece diyorum? Bana ne dediğinizde ben size tebliğ ederim. Doğrusu budur tamam, derim. Tamam. Yapacağım budur yani. Tabii. La ikraha fiddin. Dinimiz bakımından dinde zorlama yoktur. Laik devlet bakımından da devlet vatandaş karşısında dini bakımından tarafsızdır. Yani onun mezhebini, anlayışını tanımlayamazsın. Tanımlayamaz tabii canım. Evet. Nasıl camilere tanınan bütün haklar cemevlerine de tanınmalı. Eğer ibadethane olarak kabul ediliyorsa olur tabii. İbadethane midir sizce de? Sizin? O benim işim değil o. Anladım. Kimin tabii. İşi peki? Din adamları. Din adamlarının işi. Ama yani şimdi adamlar... Siz efendim şimdi bir dakika. Az önce güneşe tapar dediniz ya bakımdan. Şimdi siz güneşe taparın
diyelim ki eğer güneşe tapan için güneşe bir ayrıcalık bakın adamın ibadethanesini Diyanet İşleri Başkanı'na sorarsanız tabii ki o bakın, diyecek ki o ibadethane değil diyecek yani. Ahmet Beyciğim şunu diyelim. Eğer devlet güneşe tapan için bu bir dindir diyorsa bağışla ineğe tapan için de bu bir din deyip onlar arasında ayrım yapmaması gerekir. Peki. Tamam. Ben Türkçe eğitim anadilim. Söyleyeyim. Şimdi öncelikle Alevi vatandaşlarımız bizim vatandaşlarımız. Dolayısıyla da kendi inançlarını, mezhebi anlayışları içerisinde elbette ki özgür bir biçimde yaşama hakkına sahiptiler. Ama Alevilik meselesini sadece getirip cemevine sıkıştırmak bence doğru bir şey değil. Hele ki onun karşısına cami koymak daha da doğru bir şey değil. Bence mesela Beypazarı'nın Karaşar köyündekiler camiye giden Aleviler. Ya da Çubuğ'un Eleren köyündekiler camiye giden Aleviler. Yani Alevi kardeşlerimizin içerisinde de pek çok farklı aynen ehl-i sünnet çizgisi içindekilerin farklı olduğu anlayışlar gibi, olabilir. Farklı anlayışlar olabilir. Ama bunu cami ile cemevi karşı karşıya koymak bence doğru bir şey değil. Yani cemevinin kendisine has bir statüsü vardır. Dolayısıyla da bu statü içerisinde elbette ki desteklenmesi gerekir. Belediyeler tarafından elektriği de verilebilir. Her türlü desteği de yapılabilir. Biz buna karşı değiliz. Nitekim biz Sivas Belediyesi'nde de bunu yaptık. Ve bizim Sivas Belediye'mizin hizmetlerinden en memnun olan kesimin başında da Alevi kardeşlerimiz geliyordu. Yani bunu sorabilirsiniz. Vakit herkese çok daraldı. İkincisi şunu söyleyeyim. Sorudan kaçmayız. Biz her konuda şeffaf. Her soruya Allah'a şükür cevap verebiliriz netlikte. Şimdi bakın biz herkesin ana dilini konuşmasını ve öğrenmesini bir hak olarak görüyoruz ve bunu tartışmıyoruz. Yani asla tartışmıyoruz. Ama ana dilde eğitim dediğiniz zaman aynen bu anayasa çifte vatandaşlık gibi yani ikinci vatandaşlık tanımının değişmesi gibi burada siz bunu şunu söylemek istiyorsunuz. Yani mesela gittiğiniz zaman Avrupa Birliği ülkelerinde de bunu göremezsiniz. Yani ana dilde eğitim eğer Kosova gibi, Makedonya gibi bir yapınız yoksa yani 2-3 milletli bir oluşum değilseniz orada ana dilde ana dil bellidir. Dolayısıyla biz dilin öğrenmesinden yanayız. Her türlü engelin kaldırılmasından yanayız. Okullarda. Ama okullarda da tabii. Özel okul, seçmeli ders öğrenilebilir. Ama dilde, ama ana dilde eğitimi ve resmi dili asla doğru bulmuyoruz. Ben bir kısa soru sormak çok kısa istiyorum. Biraz daha hızlandıralım. Evet. 11. Cumhurbaşkanı ile Pensilvanya konusunda başta olmak üzere bir bugünlerde polemik sürüyor. Abdullah Gül'le. Abdullah Gül'le. Mustafa Bey herhalde eski arkadaşlar olarak niye acaba böyle bir polemikleri var? Basın önünde bu polemik cereyan ediyor. Kanaatimce bu paralel yapı vesaire kavramından dolayı işte asıl sorgulanması gereken kanaatimce oralarda. Şimdi safmışız, masummuşuz, aldanmışız sözü kanaatimce bir devlet söylemiyle bağdaşamaz diye düşünüyorum. Paralel yapı diyorsun. Sonraki ne zaman söylüyorsun bunu? 17 Aralık, 25 Aralık'tan sonra söylüyorsun. Ve diyorsun ki bunlar adliyeyi ele geçirmiş. Senin adliyen işgal altında. Öyle mi? Kuşatılmış. Emniyetin fethedilmiş. Ordu öyle. Efendim nereye el atsan? Yani bütün ülke başkalarının eline geçmiş. Sen ne iş yapıyordun? Sen neredeydin? Safmış. Yani, safmış. Yani, yoksa bostan korkuluyorsun. Hayır, safmışım. Allah aşkına bir devlet adamının kullanacağı ifade mi bu? Türkiye gibi stratejik. Vallahi işte saf görünmüyorlar yani. Cin gibiler bu, maşallah. Yani işlerine geldikleri noktada. Yani öbür taraftan işte öyle saf gibi durmuyorlar yani. Yani cin gibiler diyoruz. Cin gibiler bu, yani hiç öyle saf bir halleri yok yani. Türkiye için hazin bir tablo bu. Öbür taraftan onu ziyaret etmiş, bunu ziyaret etmiş. Sayın Başbakanımız diyor ki efendim ben onu uyarmak için şimdi peki bağışlayın peki eşinin ne işi var orada? Peki uyarmak için başka soruya geçelim. Deniz bir dakika şu şeyi merak ediyor musunuz? Mesela AK Parti nasıl oy alıyor? Yani denir yani kömür dağıtıyor, makarna dağıtıyor filan. Ya da biz nasıl oy alacağız? Yani neyi hesaplıyoruz? Siz arazide bunu görüyor musunuz? Siz tabii. Böyle mi izah? AK Parti nasıl oy alıyor? Yani madem demin o kadar karanlık bir tablo çizdiniz ki o tabloya rağmen ahali hala nasıl AK Parti'ye oy veriyor? Bunu nasıl izah ediyorsunuz? Makarna kömürle mi izah ediyorsunuz? Başka bir izahınız mı var? Şimdi şöyle, bu konuda birincisi ben bu seçimde
o oyu alamayacağını düşünüyorum. Yani birincisi bunu söyleyeyim. Yani 7 Haziran seçimi. Hangi oyu alamayacağını? Bütün yani, anketlerde %40'ın üstünde görünüyor. Ben o oyu alamayacağını düşünüyorum. Yani yanılacak diyorsunuz anket. Yanılacak. Yani bir önce anket firmalarla ilgili tabii hepsini kastetmiyorum. Bazı anket firmalarının parayı veren düdüğü çalar anlayışıyla çok net bir şekilde çalıştıklarını söylüyorum. Açıkça bunu ifade ediyorum. Hepsi için değil, bazıları için bunu söylüyorum. Ve bir kamuoyu algısı meydana getiriyorlar. Bunda da çok mahirler. Bütün kamuoyu tabii destekliyor, algı operasyonu. Ve milletin sandıktaki eğilimini de zaten baraj var, işte hazine yardımı, bütün bu adaletsizliklere, eşitsizliklere bir de bu ekleniyor. Yani bütün bunlarla birlikte yapılıyor. Tabii burada müthiş bir algı operasyonu yapılıyor. Tabii sizin biraz önce verdiğiniz örneklerden yola çıktığımız zaman bugüne kadar işte bizim Milli İttifakımız gibi güçlü bir iktidar alternatifi alternatif sunulamadı. Yani alternatif diye gösterilenler işte Cumhuriyet Halk Partisi zaten Adalet ve Kalkınma Partisi'nin alternatifi olamaz. Çünkü başka bir kulvarda geziyor. Milliyetçi Hareket Partimizin iktidar olma ya da iktidarı değiştirme gibi bir çabası olmadığı da çok açık ve net bir şekilde gözüküyor. HDP'yi zaten herkes bölücü olarak görüyor. Dolayısıyla da bir alternatifsizlik vardı. Şimdi bu alternatifsizlik ortadan kalktı. Ve biz onun için diyoruz ki ey milletimiz, ey vatandaşımız işte size tertemiz bir alternatif var. Ve biz bugüne kadar yapılan bütün yanlış işlerin hesabını hukuk içerisinde soracağımız gibi haksızlığa uğrayan herkesin hakkını teslim edeceğimiz gibi burada doğru bir projeyle de doğru kadrolar, bu kadro var. Bakın hem Saadet Partisi hem Büyük Birlik Partisi, biz 22 yıllık bir siyasi partiyiz. Daha önceki siyasi geçmişimiz var. Milli Görüş hareketimiz 40 yıldan fazla bir geçmişi var. Yani bizim elimizde hem pırıl pırıl kadrolar, tecrübeler hem de projelerimiz var. Şimdi biz diyoruz ki mesela işte 100 bin kişiye her yıl 100 bin fakire ev vereceğiz. İşte onun dışında diyoruz ki biz asgari ücretten vergi almayacağız. Asgari ücreti 1500 lira yapacağız. Sadece emeklilere değil, bütün memurlara, yani bütün memurlar, ikramiye almayan işçiler, dul yetim maaşı alanlar, yaşlı maaşı alanlar, şehit maaşı alanlar tamamına bayramda iki ikramiye vereceğiz diyoruz. Bununla da yetinmeyeceğiz. %50 zam yapacağız bütün kaynak maaş alanlar. Onu söyleyeceğim. Kaynak nerede? Bir şey daha söyleyeyim, onu da söyleyeceğim. Diyoruz ki bakın zorunlu eğitim, çocuklar okula gidiyor. Kimisi sandviç arasına peynir zeytin koyuyor, kimisi köfte koyuyor. Kardeşim sen bunu niye yaptırıyorsun? Ver bir sıcak yemek, niye vermiyorsun? Kendin bal kaymak yiyorsun, lüks içerisinde yaşarken, 16 bin metrekarelik konutta otururken bir yemeği niye öğrenciden esirgiyorsun? Servisini biz hem öğlen her öğrencimize, ilkokul, ortaokul, lise, öğlen sıcak yemek vereceğiz, servisi de bedava yapacağız. Askere gidiyor askeri adam. Askeri ücret ne demek? Askeri ücret şu demek. Kaç şimdi er ve erbaşlarımız var, 400 bin civarında. Bunlar askere gidiyor. Yani zorunlu askerlik eğitimi. Evet, bir de para veriyorlar. Adam askere gidiyor. 4 lira, şimdi askere giderken geride diyelim evlenmiş çocuğu hanımı var. Onu düşünüyor neyle geçinecek. Ya da işte babası çiftçi zaten zor geçiniyor, asgari ücretli. Yani 12 milyon çalışan 6 milyon asgari ücretli. Adam kira mı ödesin, eve mi alsın, bir de ona haçlık mı göndersin? Biz diyoruz ki bütün bu askerlerimize asgari ücret oranında askeri ücret adı altında maaş vereceğiz, para vereceğiz. Eşit sosyal güvenlik şeyden de yatıracağız. Ben yani devlet askerlik yaptım. Sonra geliyorum bir de borçlanma ödüyorum. Ya niye ödüyorum kardeşim? Ben zorunlu, sen beni çağırdın. Ben askerlik yaptım. Gönüllü olarak yaptım. İsteyerek yaptım. Memnunum da. Ama bari SGK mı yatır ya? Bütün bunları yatıracağız. Diyorlar ki peki bütün bunları yaptın kardeşim, kaynak nerede? Şimdi ben dedim. Fakat çok güzel bir soru. Yani şundan dolayı bugüne kadar hep iktidar hücumdaydı. Sağlı sollu ataklarla şimdi savunmaya geçti. Müthiş bir şey bu. Yani Türkiye'de dengeler bozuldu. Aynı ekonomideki dengeler bozuldu gibi her yerde iktidarın da dengesi bozuldu. AK Parti'nin dengesi bozuldu. Diyor ki kaynak nerede? Bir kere şunu söyleyeyim. Ya saraya kaynak, basit cevabı söyleyeyim önce. Sonra ciddi cevabı söyleyeyim. Ya, Cumhurbaşkanımız onun cevabını verdi. Hadi saray 1 milyar dolar. Hayır saray yani demiyorum. Kaç 1 milyar dolar? Onu hayır, versin. Neyi nereden bak, bulacaksın? Oranın, sen bir sarayı nereden Sayın Cumhurbaşkanımıza şunu tavsiye edeyim. Sayın Melik Gökçe'ye oranın versin arsasını. Sayın Melik Gökçe oradan 50 milyar dolar çıkartıyor mu? Çıkartmıyor mu? Rant tartışıyor. Parsel. Bak onu görürüz o zaman. Oradan kaç milyar dolarlık bir rant çıkıyor. Kaynak. Ben size Ankara'nın en güzel. Ya şu programda da Melik Gökçe'nin adı geçmesin demiştim ama yine geçti ya. Hayır. Şöyle yani. Hayır, ben cevap varım, hakkı doğdu yani. Hayır şunu söylüyorum. Ben onu verildiği zaman
yani Ankara'da bunun pek çok örnekleri var. Çok rahat bir şekilde ortaya çıkar. Çok para bulur diyorsunuz. Çok yani. Para bulur ama ben ciddisini söyleyeyim. Yani işin doğrusu. Bakın ne dedi Sayın Bülent Arınç, Başbakan Yardımcımız? Biz dedi israf etmesek vergi almayız dedi. Bakın şimdi. İsraf büyük mü Mustafa? Çok Bey? Büyük. Yani 452 milyar bütçe giderimizin içinde 71 milyarlık diğer kalemi var. Ya bu diğeri bir açıklasınlar bakalım. Nedir o? Nedir bu diye. Araba maraba mı? Biz de merak ediyoruz. Benzin, i̇şte örtülü araba. Ödenek, araba. Ya bak bir örnek vereyim. Almanya'da bizde trafikte olan aracın 3-4 katı araç var Ahmet Bey. Ve Almanya'nın nüfusu bizden biraz daha fazla. Ekonomisi ise kıyaslanamayacak şekilde. Yani bizim ihracatımız 150 milyar diye övünüyoruz. Orada da bir aldatmaca var. Yani ithalatı niye söylemiyorsun? Bu tahterevallıdır. İkisini birlikte söylüyorsun. Söylemen lazım. Yani sen ihracatı 36'dan 150'ye çıkartmışsın ama ithalat da 50'den 250'ye çıkmış. Dış ticaret açığı 100 milyar dolar. 14'ten 100 milyar dolara çıkmış. Şimdi orada bir de bütün araba fabrikaları da orada. Kendisi üretiyor yani adam. Almanya'da. Kamuda 6 bin araba var. 6-7 bin. Bizde kaç? Bizde 100 binin üzerinde. Yani bu israf değil de nedir? Peki. Şimdi biz diyoruz ki bakın kaynağı söylüyorum hemen bitiriyorum. Çiftçiye diyorum mazot. Bakın mazotun rafineriden çıkış fiyatı 1 küsür lira. Ya evet, özel ÖTV koyuyor. ÖTV koyuyor, KDV koyuyor. Ya çiftçi özel seyahate mi gidiyor? Traktörle vaktimiz gezmeye oluyor mi gidiyor? Mustafa Bey. Kaynak sadece şunu söylüyorum bitiriyorum. Bakın 45 milyar %10 tasarruf. %10 gayri safi hasılamız 800 milyar dolar. %5 büyüttüğümüzde 40 milyar dolar. TL karşılığı 135 milyar. 45 daha 180. Bütün bizim bu vaatlerimizin toplamı 90 milyar. 90 milyar cepte kaldı. Onu kime vereceğiz? Sanayicimize vereceğiz, esnafımıza vereceğiz, tüccarımıza vereceğiz, KOBİ'lerimize vereceğiz. Üretimi artırarak Türkiye'yi büyüteceğiz. Peki, çok teşekkürler. Şimdi ben Sayın Kamal'a sormak istiyorum. Biz hep sizi Milli İttifak diye nitelendiriyoruz. Şimdi şeye gireceğiz seçim sandığına. Açacağız böyle şeyi. Orada Milli İttifak diye bir şey olacak mı? Haklısınız, haklısınız. Yani, o yanlış. Şimdi vatandaş orada Milli İttifak abi. Saadet Partisi çatısı altında giriliyor. Saadet Partisi'ne oy verilecek. Oylar Saadet Partisi'ne, oylar Saadet Partisi'ne yani verilecek. İstersen demek istiyorum AK Parti nasıl oy alıyor onu cevaplandırmakta fayda var. AK Parti her şeyi istismar ediyor. Biz de dahil olmak üzere, milli görüşte dahil olmak üzere istismar ediyor. Çünkü başlangıçta hocanın izniyle çıktıklarını söylediler. Hocayı köşke taşıyacağız dediler. O bir. Öbür taraftan bütün kaynaklar istismar ediyor. Mesela en basitinden kömür ocaklarını düşünelim. Kömür ocakları rödevans usulüyle çalışıyor. Ne demek bu? Madenin yatağı, kömür ocağının yatağının sahibi devlet. İşleticisi firma. Hangi firma? Yandaş firma. Kiraya veren kim? Hükümet. Alıcısı kim? Hükümet. Hükümet. Kullanıcısı kim? Seçmen. Karşılığı? Oy. Peki bedeli? Büyük bir hüsran. Bak 300. Bunun gibi. Mustafa bunun Bey gibi. Bitirmemiz gerekiyor. Ben, çok teşekkür ederim. Ben şunu söyleyeyim o zaman. İktidar Partisi ile koalisyon yapma ihtimaliniz var mı meclise girerseniz? Bak, bunca sert muhalefetin ardından. Bakın diyoruz ki biz bu ülkenin problemlerini çözmek için varız. Eğer bu problemleri çözmek için biz de varız derse, tamam mı? Biz de varız derse. Neden olmasın? Niye olmasın? Bakın biz. Bir protokolü bağlarsan. Bakın biz. Yani iki kutbu bir araya getirerek. Peki. 1699'dan bu yana tarihimizi en şanlı zaferimiz çıkardık. Kıbrıs Barış Harekatı. 96'da Refah Yol Hükümeti'ni kurmak suretiyle denk bütçe, havuz sistemi, eşelmobil ve D8'leri kurduk. Mustafa Bey. Aziz milletimiz bize güvensin. Bu ülkenin çözülmeyecek problemi yoktur. Çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Size de başarılar diliyoruz. Takdir milletimizindir, şüphesiz, kamuoyunundur. Sayın Mustafa Destici, Sayın Mustafa Kamalak. Kampanyanızda başarılar bundan sonraki çok kampanya süreci. Çok çok teşekkür ediyoruz. Gazeteci arkadaşlarımıza da ayrıca tabii, teşekkür ediyoruz. Erdem Gül, İsmail Saymaz ve Deniz Zeyrek, onlar da katıldılar bu programa. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Sayın seyirciler, biz bu akşam genel olarak medyada seslerini duyuramayan
partilere ağırlık verdik. Önce Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, ardından da Milli İttifak'ın iki liderini çıkardık. Tarafsız Bölge, tarafsız yayınını bundan sonra da sürdürmeye devam edecek. Hepinize iyi geceler diliyoruz. Hoşçakalın.